أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız inşallah. Vücut dersimizin ikinci dersi. Mevcudat-ı ilmiye veya tasavvuf literatüründeki ismiyle ayağını sabiteye gelince bunlar mümkünatın Allah'ın ezeli ve değişmez ilmindeki suretleri ve hakikatları varlıkların Hak Teala katındaki öyle diyorlar Hak Teala katındaki ölçüleri ve modelleridir der. Hani dedik ya bu dersleri ilk önce tasavvuf ne diyor ilk derste söylemiştim, mukaddeme yapmıştım. Sonra kıyas yapıyorum ben. Bizde mevcudat ilmiye, tasavvufta, tasavvuf literatüründe ayağını sabite. Tamam orada ne var diyor. Onlar şöyle diyor. Diyor ki yani mevcudat ilmiye bize daire ilme denk geliyor. Lef-i mahfuza gelmiyor. Lef-i mahfuza lef-i ezeli diyor. Lef-i mahfuz diyor veya lef-i ezeli diyor. Bu onun dairesi olan mevcudat-ı ilmiyedir. Diyor ki Allah'ın ezeli ve değişmez ilmindeki suretleri artık vücuda ayan olmuş, ayağını sabit olmuş zaten. Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve değişmez ilmindeki vücuda gelecek imkanatları, mümkünlerin suretleri ve hakikatları varlıkların Hak Teala katındaki ölçüleri ve modelleridir. Orada bunlar var diyor Osman. Tamam mı? Şuunat-ı zatiye ilim mertebesine gelince ayağına sabite olur. Yani onlar şuunat-ı zatiyeyi İmam-ı Rabbani Hazretleri dedim ya şuunat-ı zatiyeyi kullanıyor. Şuunat-ı zatiye yani o şuunat-ı zatiye sıfat olunca sıfata dönüşünce ayağını sabite olur. Yani vücud-u mutlakın şuunat-ı zatiyeden bir şer ile bürünüp olacak. Bürünüp kendine görülmesine ayağını sabite denilmiştir. Yani ayağını sabiteler bizimle alakası yok diyor. Yani kendinden kendine gözüktüğü yerdir. Ayan bir itibarla, bu itibarla olacaktı herhalde. Ayan bir itibarla veya bir deyim, ayan bir itibarla ilahi isimlerin hakikatların suretleri iken, diğer bir itibarla harici olan ayanın hakikatlarıdır. Tamam birdir. Onlar diyor ki, ayanı sabite değil de ayan olan tayyun, bir itibarla orada ilahi isimlerin hakikatlerin suretleriyken, suretlerinin varlığıyken, diğer bir itibarla harici olan ayanın hakikatleridir. Yani o suretler değil, başka bir itibarla hakikatleri, eşyanın hakikatleri var. Şuunatta hakaiki mevcudattan bir hakikat hasıl olur ki, ona ayağını sabit ederler. Şuunattan ilme dönüşmesine, şuunatta hakaiki mevcudattan bir hakikat hasıl olur ki, ona ayağını sabit ederler. Ve mevcudat-ı hariciden bir mevcut peyda olur. Dolayısıyla ayağını sabitenin iki itibardan söz edilebilir. Ayağın bir itibarla ilahi isimlerin dolayısıyla ayan sabite iki itibardan söz edilebilir. Ayan bir itibarla ilahi isimlerin hakikatlarının suretleriyken diğer bir itibarla harici olan ayan hakikatlarıdır. Yani hem sureden hakikat nasıl oluyor abi ben niye anlamadım? Yani mesela şuunat-ı zatiyeden diyor. Evet. Şuunat-ı zatiye sıfata dönüşünce
İlim olur. İlim de artık ilk tayin olacağı zaman ayağını sabite oluyor. Yani artık gözükme, ayağın görme, ortaya çıkması. Evet, gözükür hale gelmiş. İlimden gözükür hale gelmiş. Gözükmeyi kendi aralarında bazılar diyor ki gözükme suretlerdir. Bazılar diyor ki hakikatlarıdır. Anladın mı? Bir itibarla böyle, bir itibarla böyle diyor. Biz hala tasavvuftayız değil mi? Tabii. İbn Arabi'ye göre eşyanın, yani geri gelince bizde diye ben gireceğim. İbn Arabi'ye göre eşyanın üç safhası vardır. İlk safhası eşyanın birbirinden ayrıt edilmeksizin ve aralarında bir farklılaşma bulunmaksızın Allah'ın ilminde külli bir varlık olarak bulunmalarıdır ki bu ilk taayyün denilir. Buna ilk taayyün denilir. Demek ki şuunat-ı zatiye, zattan ilme bürünmesine ilk taayyündür. Taayyün evvel denilir. Diyor Muhiddin abi. Ne dedik? İlk varlık olabilmesidir. Buna ilk taayyün denilir. İkinci aşamada eşya birbirinden ayrılır. Orada hiçbir şey ayrı değil. Evet. Her şey aynı şekilde bulunuyor. İkinci aşamada eşya birbirinden ayrılır vaziyette Allah'ın ilminde vardır. Yani ayan-ı sabite halindedir ki buna da ikinci taayyün denilmiştir. Yani ayan-ı sabite ilkle ikinci taayyünün arasındaki meratip gibi duruyor. Yani ikinci taayyün. İkinci taayyün. Kendisi mi oluyor tabii. Evet, ikinci taayyün. İfade de öyle. Bir daha. Ha, bu ikinci denilmiş. He, ikinci aşamada eşya birbirinden ayrılır. İkinci taayyün ayan-ı sabitedir. Evet. Allah'ın ilminde vardır, yani ayan-ı sabit halindedir ki buna da ikinci taayyün denilmiştir. Ayan-ı sabite. Ayrışma, yani artık imtiyazlaşmış eşya. Suret ve hakikatları imtiyazlaşmış. Denilmiştir. Üçüncü safhada ise bu da eşya olacak. Eşya dış alemde ortaya çıkmıştır. Buna da ayan-ı hariciye veya harici taayyün adı verilir. Vücud-ı hariciye çıkmış. Tamam. Denilir. Çok da sade izah etti ya. Evet, evet. Allah'ın zatındayken şey oraya uygun her şey birbirine eşit. Bir şey yok. Bir ayrışma yok. Sonra vücuda gelecek şeylerde belirlenmiş, belirlenince ikinci taayyün oluyor. Vücud hariciye çıkınca ayağını harici olur. İmkan ve yani bizdeki imkan ve mümkün, onlar da ikinci... Uygulayalım şöyle. Birinci taayyün ilme ezeli. Yani ilme ezeli. Yani ya da mecul. Mecul da olabilir. Mecul daha uygun. Bence de. Evet. Mecul daha ilk taayyün. Hiçbir şey, her şey aynı eşit bulunması. Yani çekirdeğin içinde son yaprakla ilk filiz, kütükle çiçek, koku, hiçbir imtiyaz yok. Anne ile evlat. Evet. Yani imtiyaz yok. Evvelle son, evvel, ahir, zahir, batın aynı. O ilk taayyün herhalde bize şey geliyor. Mecul'la denk geliyor. İkinci taayyün eşya vücuda çıkacak. Eşya artık ayan olmuş. Ayan. Yani gözükür. Suretleridir. Zaten ayağını sabit, o gözükecek sabiteler. Üçüncü vücut ise vücud-ı hariciye gelmiş. Ayağını hariciye denilir. Yani harici çıkmış görüntüler. Kudret dahiluk etmiş mi? Kitabı bilmiyorum. Demek ki birincisi meculdür, ikincisi daire ilimdir, üçüncüsü alem-i şehadettir. O zaman şeyde meculda ilim, daire ilimde kudret, irade, alem-i şehadette irade gözüküyor zaten. Mesela bu kalemdir, bu şeydir, pet şişesidir, sudur, kalemdir. Yani niye buna dedin masa demedin? Farklı. Yani demek ki bu kalemdir diyebilmen için bu iradedir. Kalem olarak tercih edilmiş. Neyin nesidir dersen kudrettir. Ama projesine bakayım dersen ilimdir.
Adem şartı kudret yok mu ya? Olmaz olur mu? Ama gözüken ilk önce kudret gözükmez. Yani irade görünüyor. İrade gözüküyor. O aynı dosyanın. Alem-i şehadetin kaynağı mahiyettir. Alem-i şehadetteki sanat ilahiyeler ise, yani zeminde olanlar ise hakikatler denilir. Hariçte vardır her suretin aynı sabitenin aynısı, varlığın ise onun üzerindeki elbisesi gibi olduğunu ifade eden İbn Arabi, bak ne güzel demiş ki, hariçte hariçte varlar her suretin aynı sabitenin aynısı, varlığın ise onun üzerindeki elbisesi gibi olduğunu ifade eden İbn Arabi, ayn kelimesiyle hakikati, zatı ve mahiyeti kastederken ayn ile neyi kastediyormuş? Bizim böyle görme manasına değil, neymiş? Hakikati, zatı ve mahiyeti kastederken sabit ile de neyi kastediyor? Subut. Yani subut nedir? Subut ile de mesela insan mahiyetinin ve üçgenin zihindeki varlığı gibi zihni veya aklı varlığı kasteder. Bu zihni varlık insan bireylerinin veya üçgen tikellerinin dıştaki varlığı gibi zaman ve mekanda var olma halinin zıttıdır. Yani onun kitabından almışım bunu. İbn Arabi harici varlıktan yoksun, ayan-ı sabiteyi genellikle, bak bir daha, İbn Arabi harici varlıktan yoksun, ayan-ı sabiteyi genellikle madumat veya umuru ademiye olarak niteler. Onun kastettiği bunların zaman ve mekan içinde bir varlıklarının olmadığıdır. Trende yazmışsınız abi, onun için bir şey yok. Ne yazmışım abi? Trende yazmışsınız. Polat trende, hızlı trende, Polat trende. Öyle mi yazmışım? Evet. Allah Allah. Onun için nerede titremiş? Üflüm gibi. Bak orada yazmış. At sırtında. Yani işim sepe şey ya. Bak trende. Onun kastettiği bunların zaman ve mekan içinde bir varlıklarının olmadığıdır. Sani'nin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyaya emri kün feykün ile Adem-i Zahiri'den vücudu hariciye çıkarır. Dediği zaman Hazretleri, mümkünler için ilahi ilimde sabit olduğu kabul edilen ayanlara ayan-ı sabite tekabül etmektedir. Yani ilahi ilimdeki, oraya geliyor. Hakikatler ilahi isimlerin cilvelerinden ibarettir. Yani hakikatler, yani zaten değil mi? Hakaike şey sabitetin, esmaların, ilahi isimlerin cilvelerinden ibarettir. Mahiyeti zatiye, yani ben şey yapıyorum, şuunat-ı zatiye, sıfat, esma, efal ve asar. Risale'de böyle geçiyor. Abi mümtenin içinde mümkün ve imkan da yok mu? Oradan çıkmış tabii. Değil mi? O da var. Var değil mi? İlimde zaten 3 tane şey var. Onu mümtenide yok. Mümtenide dur bakayım şeyde. Yani içinde o kapsamıyor mu? Nerede yaptık onu? Dur bak, bakayım. Gelirken konuştuk ya. He. O nerede? O bir şekil yaptım ben dedi. He. Şu 150 şey yapabilir misin? Acaba 150 var mı orada senin dedi. Bir bakar mısın? Yok abi 151. Peki bir sayfayı çeker misin sen? Tamam. Bakın seninle konuştuğumuz aynı mı yoksa kafamı şey mi? Şimdi at oraya. Ben bu konuşurken o sorunu orada ezber olmasın. Çünkü her konuştuğumuz biraz yanlış olabilir, dosya kaçmasın. Şurayı aşağı yapayım da öteki sayfaya gitsin. Bak mahiyet izatı vesaire okuduk ya. Eşyanın mahiyet ve hakikatleri değişmez, sabit kalmakla beraber sırf itibari tayinlerinin değişmesi söz konusu. Bunda hepsinde aynı mutefik. Diyorlar ki, Risale'de de öyle diyor. Eşyanın mahiyet ve hakikatleri değişmez, sabit kalmakla beraber sırf itibari tayinlerin değişmesi söz konusudur. Mahiyet, model,
bu model üstünde isimlerin cilve, cemal ve nakış ve sanat olarak gözükmesi diye şey yapmışız. Şimdi Osman onu şey yapsın, onun üzerinde konuşurken... Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Şimdi bakın, mesela Mecul'de ben... Açtım onu. Açtın mı? İstersen bunu şimdi... Bakar mısın böyle? Şimdi ilimde ne varmış? Mümkün, mümteniye, madumat var. İlim bunlara şamilmiş. Kuşatıcı. Tamam, bir şey var mı? Sorun var mı? Bir şey. Tamam, İlim, doğru. O zaman, mümkün, o zaman... Mümteniye... Ha, şey olarak ayırmamışsınız. Sıfatlara göre ayırmışsınız. Normal şey tablosu değil. Yok yok, çalışma ha, şeyi. Tamam. Sonra... Kudrette ne varmış? Mevcuda, maduma, mümküne şamildir. Tamam. Tamam. İrade nedir? Mevcuda mahsustur. Mahsustur. Şimdi şuraya bakarsan şöyle yapayım ben. Şöyle. Sen de şey yapar mısın? Tamam ben de. Bak. İlim hepsini kuşatmış. İlim hepsinin arkasında. Aslında bu iki tane de mevcut, madum, mümkün. Abi madum üniversite diploması oluyor. Mümkün ve imkan da... Onu bir çizeyim mi abi şey? Şu... Çiz. Bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Evet. Bir, yani ben şöyle bir şey anlıyorum Hasan abi, şöyle bir şey anlıyorum. Şimdi bazı insanların sanki cebir var demesine mani olmuş üstad. Ayağını sabite de sanki biraz cebir kokuyor gibi Hasan abi. Evet. Yani kokuyor öyle şey. Evet öyle bir şey var ayağını sabite. Zaten anı kabul etmedikleri için ihtiyar yoktur. Hmm. İradeyi kabul ederler. Doğru. Bak varlık, vacip, mümkün mümkün. İçlerini izah eder misin? Sen şartla beraber şey yapın. Mesela varlık vaciptir. Vacip yani nedir? Vacip olan işte Murat abinin yaptığı ders. Vacip olan Rus'u feda etmiş. Rus'u feda etmiş. Vücudu, Rus'u feda etmiş. Kayıp, vacip kayıp vücut olmayan evet. Kısmı. Evet. Allah'ın vacip olan, evet. Evet. Vacip yani vücudu. Varlık ne demektir diye. Varlıkları sınıflandırırsak ya da. Evet. Sınıflandırır. Bu Allah'ın vücudu. Evet. Öyle mi? Evet. Mümkün. Mümkün. Vücuda çıkması mümkün i̇mkan olan, dahilinde. İhtimal dahilinde olan, imkan dahilinde olan, imkanda daha. İmkanda daha. Ha, da çıktı çıkmadı, ikinci aşağı kademede. Daha çıkmadık ama hepimiz. Ha, bu orası mümkün. Bir de mümteni var, vücuda çıkma ihtimali olmayan şeyler ki burayı biz hep bugüne kadar gelirken konuştuğumuz için ona teyit ettiniz diye. Biz böyle sekiz kafalı olmayı mümteni diyorduk. Hayır. Sekiz kafalı olmak mümteni değil, madum orası. Şirk. Mümteni olan şirk gibi şeyler. Mesela Allah'ın bir tane daha olması gibi. Adem işte. Yani imkan dahil. Adem-i mutlak. Adem gibi mesela. Adem değil, Adem mutlak. Adem mutlak. O mümteniye giriyor. Mümteni çünkü çok da. Ama mümkünlerde de ikiye ayrılıyor. Bir madum, bir de mevcut. Mevcut, ilim, irade, kudret devreye girmiş ve artık onu vücuda hariciye çıkartmış, mevcut hale gelmiş. Madum da Allah'ın ilminde. Çıkmamış. Peki, çıkabilir ama mümkün peki, o. Peki mümkünle imkanı neden birbirinden ayırdınız? Birisi ilimde ilim yani biri ilim var sadece öbürküsünde irade kudret de gelmiş harici. Mesela çıkmış. Mümkünün içinde ne var biliyor musun? Mümkünün içinde. Daha çıkmazsa ihtimaliyat hepsi burada. He. Yani mesela 8 kafalı, 5 kafalı. O madumda. Şey ama madumda da fakat bunda sistem itibariyle var. Ha mümkün imkan dahilinde. İmkan daha. Evet. Bunda var yani. Bu ikisi buradan çıkıyor çünkü. Şey mi? Şu ikisi oradan çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Mümkünden çıkıyor. Ha, bu şey olarak var, sistem itibariyle var. Sonra bu madum ve mevcut. Mevcut vücut bulmuş. Ne, o zaman ne diyeceksin buna? Vücut bulmuşsa kudret, irade taarruf etmiş. Taarruf etmiş. He. Mesela vücuda çıkmış. Şuna diyeceğiz ki vücuda çıkınca neyi tazamun ediyor? İrade. Kudret, irade. Kudret, irade. He. Kudret ve iradeyi kitab-ı mübin mi oluyor herhalde? Evet. Tazamun etmiş. Tabii öyle. Evet. Evet. Peki, madum neydi? Madum, ilim-i ilahideki olanlar.
Yani ilimde olanlar, kudret ve irade talimk etmemiş olanlar. İlimde mi? Mümkün sınıfındalar. İlim. Mümkün. Mümkün sınıfında ama daha ilmi ilahide vücuda çıkmamışlar. İlmi ilahide değil mi? İlmi ilahide duruyorlar. Şu, peki bunla bunun ne farkı var? Farkı yok zaten onun alt kategorisi. Mümkün abi, yani. O zaman niye mümkün madun denir? Yok abi, madun da şey de var ama. Madun abi yukarıda aşağıda mümkün ve imkan olması lazım. Mevcut da onun devamı olması lazım bana sorarsan. Şunlar bunlar peki şuraya bir bakalım. Yani bundan sen bir söyle bakalım. Mümkün sonra vacip ne demek şu mümkün değil. Vücuda çıkması var, mümkün var. Olan. Mesela iki kafalı insan olabilir miydi? Olabilirdim. Yani benim iki kafalı olabilirdim. Değil mi? Mümkün bu. Mümkün olduğu için ama daha vücuda çıkmadığı için mağdumda. Ama olmaz ki o zaman. Niye olmasın canım? Sadece mümkün sadece mağdumun özelliğini taşıyormuş gibi oluyor o zaman. Bak şöyle bir şey. Şimdi seneye bir çocuğun olacak. O nerede şu an? Mümkün hatta var. Mümkün hatta ama şu an mağdum sınıfında. Yani mağdum. Peki 8 kafalı veya olabilme ihtimali olasılıklar burada mı? O mağdumda, mümkünde ve mağdumda. Mağdum da onlar burada ki. Alt kategorisi abi niye? Mağduma imam mümin demişti. Abi bence bakın şimdi desin abi şimdi durum mağdum yukarıda olacak. Mağdum yukarıda olması lazım. Bakın lügata bakın bakalım ne yazıyor mağduma. Mağdum hepsi içeriyor abi. Bak bana cevap verin. Hasan abi. Telefonunuz yok mu? Benim mağdumdan anladığım. Mehmet kardeşlerime bakar mısın? Daha önceden mağdumdan anladığım yani bilgi içinde bakıyor mağdum. Mevcut olduktan sonra mağdum oluyor. Yani önce bir mümkün olacak, mevcuta çıkacak. Yok. Mevcudun mağdum olması. Yani yok. Mevcudiyetinin bitmesi. Mağdum da oraya basın bakalım. Peki en azından lugatı ondan sonra çıkar. Bak burada mağduma da sokmuş, mümkünü de sokmuş. Ondan sonra bak kudret neyi tazamül ediyor? Şunları tazamül. İlim üçünü de tazamül. Peki şu mağduma baksın. Burada sorun var. Bir sorun. Hasan abicim bakın mağdum yukarıda olacak. Aşağı lügata bakar mısın mağdum? Bakıyor. Yani bizim lügatta yok ama yani normal lügata bak derseniz. Bak nasıl yok? Normal bizim lügatta değil ya normal lügatta. Ha normal lügatta. Bak normal lügatta mağdum mevcut olmayan, yok olan yok. Mağdumat yok olanlar, yokluklar. Mağdumat-ı hariciye ilmi ilahide olup maddi vücudu olmayan şeyler. Mağdumat-ı mümkine var olacağı ilmi ilahide mani olup henüz mevcut olmayan hadisat. Mağdumat diye bir geçmiyor mu? Mağdumat bir dakika. Mağdumat yok olanlar, yokluklar. Yok olanlar. Yok olanlar. Vücud haricisi yok, vücud ilmisi var. Evet. Tamam. Doğru. Yukarıda mı çıkardım? Şimdi o zaman ben yazıyorum. Mağdumat da hariciye diye bir tane. İlmi vücutları var. Bak, hiç mümteniden ayıramazsın, ayıramıyorsun. Mümteniden mağdumun farkını söyleyemezsin o zaman. Vücudu, ben anlatacağım şimdi seni, anlatırsın. Vücudu haricileri yok. Bir dakika, şimdi mümküne bak. Hasan abi, ben bir şey... Deme. Tamam. Bekle. Daha karışıyor. Mağdumatı mümküne ve mağdumatı haricileri. Mümküne bak, şey mümküne bak, mümkün. Kızalım, ondan sonra düşün. Gözünüz görsün. Mümkün, olabilir veya olmayabilir, imkan dahilinde olan, mümkün. Evet. Bak malumat, harcıya bir şey. Başka bir şey yok mu? Mümkünat var, imkana bakın diyorum. He, şimdi bak ben söyleyeyim size, desin şapın. Burada vücudu harben iş yaptığım, ilmi vücutları var. İlmi vücutlar çıkacaklar ama çıkmamış. Buradaki bu ihtimaliyat yok. Yani çıkacağız, çıkmadık. İstikbalimiz. İmam edebilir ama illa çıkacak. He, tabii çıkmayabilir ama. Ama burada ise bütün ihtimaliyat var. Sen ne diyecektin? Öyle değil abi. Bence bakın mağdum. Mesela mağdum mümkün yerlerini değiştireceğiz. Hasan abi imkan. İmkan ve mümkün de gayrı iradesi söz konusu abi. Ama mağdumda böyle bir şey yok. Mağdum nedir biliyor musun? Mağdumun İlmi vücudu var. Abi mesela peygamber, mesela siz istesiniz parmaklarınızdan su akıtabilir misiniz abi? Akıtamam. İşte o mağdumda abi.
o mümteni oluşacaksa olabilir. Mümteni değil, o mümteni. Hayır, mümteniye sokmayalım. Şirk. Mümkündedir o. Mümkündedir. Değil abi. Mümkün yani o mümkün çünkü peygamberde olmuş. Yani. Olmuş. Ama sen, bak şimdi, peki buraya bakalım. O mümkündür. Bak. Mağdum değil o da. Başka bir şey yok. Ben şeye bakıyorum. Senin ihtiyacın yok. Benim o, evet. Ha, bak arkadaşlar. Aşağı inin. Bunun izahını yapalım. Ha. Bak. Görüyor musun? Biraz büyütelim. Şurayı. Şurayı büyüt bak. Kudret bir şeyi işlemek veya terk etmesidir. Tercih bir müreciye muhtaçtır. Tercih, bir tercihe edençisine muhtaçtır. Tamam mı? Beraber gidelim. Burada izahı var. Tamam. Allah'ın ilmi kudretinden eandı. Eandır. Yani bu eskilerin. Daha camidir. İlim kudreti tazamun ediyor. Tamam mı? Tamam. Yani kudret her şeyi taluk etmemiştir ama ilimde vardır. Tamam mı buraya kadar? O zaman kapsar, matematikte bu. Kapsar neyi? Kudreti. Bitti. Çünkü ilim neyi kapsar çünkü? İlim neyi kapsar? Mümküne ve mümteniye şamildir. Yani ilim mümkünü alıyor. Değişti işte abi şimdi. Evet. O doğru. Mümkün, mümteniye ilim taalluku vardır. Doğru. Şamildir. Mümtenidir Allah. Allah şirki ilminde vardır. Yani şirki bilir. İlimde şirk de var. Olamaz çünkü o zaman... Ha, olamadığı şekli de var. Mesela insan şirk yapıyor. Ama Allah onu hiçbir zaman yaratmıyor. Ama ilminde bu, ha, bu adam böyle diyeceği var. Mümteni sınıfında kalıyor. Bu adam böyle diyeceği yok mu? Adam şirk koşacağı, şirki yok mu? Ya fikir yürütüyor değil mi? Hı-hı. O ne diyor usta Mesnevi'de? Diyor ki, o kafasızın kafasında var diyor. Hariçte şirk yoktur diyor. Evet. Kafasızın kafasında var. Kafasızın kafasında şirk yok mu? Evet. Var. Küfür yok mu? Evet. Ama hakikatte var mı? Yok. O zaman adamın düşündüğü her şey, yani düşündüğü, normal düşündüğü şey, mesela kapı vardır düşünüyor görmeden. Ama şirki de düşünüyor. Şirki ilimde yok mu? İlimde yok, yok. Tamam. Yani anladın mı Gafur? Mesela adam bir daha söyleyeyim. Adam şirk koşuyor. Kafasında. Ama hariçte var mı? Nefselerinde şirkin yeri yok. Ondan sonra bu adamın kafasızın kafasında var. Şirk var. Bir şeytan işliyor. Şeytanın Allah hakkındaki şeyleri. İlmi ilahide yok mu? Al şeytanın söyledikleri. Evet abi. Ha, inkar ediyor falan. Ben daha şeyim falan. Demek ki mümkine yani imkanda olup da çıkacak veya çıkmayacak ama imkanda var. Mümteniye yani mümteni şirk gibi adil-i mutlak yok. Bunlar ilimde vardır. Tamam mıyız abi? Hı-hı. İki tane. Mümkine ve mümteniye şamildir. Adem Hanım. Kudret ise, kudretle kıyas ediyor ilmi. Mümkine şamildir. Abi siz bunu okuyorsanız şunu direkt değiştirmeniz lazım. Mümkün. Tamam mı? Sonra yapalım abi. Tamam özür dilerim. Sonra yapalım, onu sileceğiz sen. Şimdi çalışıyoruz beraber. Hı-hı. Mutfak çalışması yapıyoruz. Tamam abi. Atölye çalışması yapıyoruz. Tamam. İstersen bunu sileceğiz, siz de onu da sileceğiz. Tamam abi. Hiçbirisi doğru değil, şu anda beraber gidiyoruz. Şimdi kudret ise nereye şamildi? Bu iki şeye şamildi. Yani mümteni derken şirkler de var, ihtimaliyatlar var, ihtimaliyatlar. İhtimal ya mümkün, mümteniye demek çerçeşit, mümkün demek ihtimaliyatlar ve ihtimaliyatsız olan bizde varız ilimde. Yani sekiz kafalı yok ama ben tekim. Ben tek olmak çıkacağım da var, çıkmayacak taraflarım da var ama mümteni değil, şirk gibi değil. Tamam? Kudret ise nereye taalluk eder? Mümküne taalluk eder. Yani kudretin evveli ahiri yoktur. Andadır. Bir daha kudretin evveli ahiri yoktur. Andadır. Çünkü kitab-ı mubindir. İrade ve kudret. Tamam mı? Şimdi beraber yazayım istersen. Kudret evveli ahiri yoktur.
Anladın? İlim ise mazi ve mustakbele şamildir. Tamam mı? Mazi ve mustakbele şamil. O zaman bunu ayıkladık. Hangisi daha cami? Kudret mi, ilim? Ya üç tane yapma. Ben mesela burada üç tane yaptım. İlimde madumu da koydum. Gerek yok ona artık. Niye burada? Mümkün ve mümteni deyince madum da içinde, bunun içinde. Madum bunun içinde. Çünkü ilimde ona girmeyeceğim. Şamildir, tamam mı? O zaman kudret mi daha şamil? E'an. İrade mi? İlk önce neyle kıyas etti? İlim mi daha e'an? Kudret mi? İlime daha e'an. Kudret mi daha cami? Kapsar. Kapsar. İrade mi? Kudret iradeyi kapsar. Zira diyor, kudret mevcuda ve maduma şamildir. İrade ise mevcuda mahsustur. Yani kudret mevcuda maduma da şamildir. Çünkü mesela senin vücutların, gelecekteki vücutların, ahiretteki vücutlar, ile şu anda değil, ahiret şu anda elan yok mu? Var, vücut haricisi yok mu? Ama atom seviyesinde değil. O zaman kudret nasıl şey yapar? Yani diyelim ki şu, alem-i gayb var mı yok mu? Atom seviyesinde değil ama şu anda cennet cehennem vardır diyor elan. Öyle değil mi? Mesela alem-i ervah yok mu? Vefat edenler, daire ervah. Var, orayı kudret tahrik etmiş. Zaten darül kudrettir, darül hikmettir. Ha, onun için mağdumdur onlar. Şu an bize göre mağdum. Yani mağdum oldular. Mağdum. Mağdumdur. Bize göre mağdumdur ama kudreti göre mağdum. Tahrik etmiş. O zaman kudret burada yoklar ama orada varlar. Burada olmamasına mağdum. Orada var. Hani bizim için gayb olduğu için iman. Kudret nereye şamildir? Mevcuda, şu andakilere ve maduma. Yani o ötelerde var şu anda. Şu anda berzah aleminde değiller mi? Kudrete taluk ediyor. Mevcuda, maduma da şamildir. Madum gözükmeyen, atom seviyesine girmemiş ama vücudu var. Vücud haricileri var. Yazmış mıyım? Ha, vücud haricileri yok dedik. Ha, bir dakika, mahsus madumdur. Mevcuda ve maduma şamildir. İrade ise mevcuda mahsustur. Madum hakkında çok fikir zorlanıyor. Onun için bunu izah etmişiz. Madum yok olan, mevcut olmayan şu anda, tamam mı? Mümteni ise imkansız, muhal, mümkün olmayan. Yani madum şu anda yok olan ama vücudu var. Tamam. Şöyle bir ifade okuyayım mı? Dur bitireyim. Tamam. Toparlarsam ilim kapsar kudreti, kapsar irade. Ondan sonra aşağı kaldırır mısın? Ondan sonra senin için okuyacağım. O zaman o dediklerimiz şuydu. İlimde mümkün var, mümteni var, madum var. Hepsine şamil. Hepsine şamil ilim. Kudret ise bu üç tane değil de iki tane olacak. Mevcuda şu anda. Tamam. Maduma da şamil. Mümküne de. Aynı şey yani, mevcuda, mümküne. İki tane şamildir. İrade ise sırf mevcutta var. Şimdi madem bunları kapsıyor, o zaman dedik hangisi ilim? Bu ilim kudreti de iradeyi kapsar zaten. Kudret ise iradeyi kapsar. Şimdi sen bize anlat. O bir tane şey buldum da, yani mehaz bakayım. Şöyle evet. Bir abi. Hani şu gözün ben yazı var, mevzu var ya. Gayet kolay diyor. O madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye. Dur. Madumat-ı hariciye olan mevcudat. Bir dakika. İlmi vücutlara madumat-ı hariciye diyor. Bak, madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye. Heh, işte o. Kudreti vücut harici vermeyi, o kudret ezeliden uzak görmek ve icadı inkar etmek. Biraz geriden de alabilirim. Tamam. Yani madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiye. Yani ilmi vücutlar, daire ilimdekiler. Madum mu abi? Maduma tarihçidirler onlar. Yani
Adem'i sayılırlar. Vücud ilme pardon. Madum Adem'dir yani. Adem'den geliyor. Adem. Yok. Tamam abi. Ama neyi gösteriyor? Varlığı. Vücud ilmiye perde olmuş ünvandı ya zaten evet. Adem alemleri. Adem madum. Vücud ilmiye perde olmuş ünvandır diyordu. Zaten yani bizim ilmi şey vücud ilmiyle bir şeyliği var. Bağ olduğunu biliyoruz orada. Biraz kaldırır mısın şeyi göstereyim şöyle. Sonu burası abi. Ha? Sayfanın sonu burası. Ha tamam o zaman şu. Bunu yazdıktan sonra bir de temeketen tatmin olmamışım. İlimde şu anda olmayan merati bir vücutlar artı yok olan imkanda olmayan madunlar da mevcut mümkünat da vardır. Adem de vardır ilimde. Ha, şimdi bir madun da kafa karıştık. Madumat harici yani ilmi vücutlar var. Kısacası ayağını sabitleri var. Daire ilimdedirler. Ama vücut haricileri yoktur. Ama onlar vardır. O madumat hariciye dedi değil mi? Evet, madumat hariciye olan mevcudat ilmiye. Mevcudat ilmiye. Mevcudat ilmiyeye. Ustad zaten mevcudat ilmiye diyor. Tasavvufçular ayağını sabit ediyor. Yani madum. Ama şöyle desek şeyler ilmi kelamcılar madum demiş. Risale-i Nur'a göre cümle kurarsak madumat hariciye. Bu şu anda olanlar. Bak şuna siliyorum. Madumat hariciye diyelim Risale'de geçtiği gibi ki kafamız karışmasın. Madumat hariciye. Ne güzel oluyor mutfak çalışması ya. Gerçi şeyi kızdırdık biraz. Kime? Aa şeyi. Gafuru. Gafuru. Zaten siyah kuşağı taktı. Ben olacak mı? Kara kuşağı takmış olacak mı? Yok ben hala... Ben bunu bizzatihi kendim okuyup araştırmadan size teslim olmayacaksın. Teslim olmayacağım. Ustad da öyle diyor. Bize geldin diyor. Az önce yani şeyimiz Ece alacaksın ama onun izni olmadan, iznini göstermeden ben teslim sile olmam. Şeye kadar dönüşeceğim diyor. Sana bir tane daha okuyayım mı abi? Ha bak. Diyor ki o dünyanın diyor sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman madum ve gayrimevcut oldukları halde. Yani gayrimevcut burada olmadıkları halde. Ama biliyoruz ki geçmiş ve gelecek onuncu var. Şeyde vardırlar. Vardır. Vücuttur, yani. Ama yani harici vücutları yok. Yani kudret tahrik etmiş. Oluyor mu bak? Bir daha okuyorum. O dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman, sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayrimevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat tamam. Hayale karışır. Tamam. Madum bir tamam. Dünyayı... Tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mevcut zannederiz. Tamam. Mağdumu mevcut zannederiz. Tamam. Hasan abi bakın işte bu söylediği aslında benim söylediğimi doğruluyor. Nasıl Hasan abi? Hasan abi bakın hem geçmiş mağdum hem gelecek mağdum diyor. Evet, tabii. Tamam mı? İşte bu da vücut ilmi. Fakat Hasan abi mümkün ve imkan için istikbal vukuat içinde mazı diyor Hasan abi. Yani vukuatı ve istikbaldeki mümkün ve imkanı mağdum kapsıyor Hasan abi. Bu okuduğun mu doğruluyor. Mümkün Hasan abi geniş. İmkan ve mümkün için istikbal diyor mu? Bak, bak dur. Şu son okuduğum bir daha oku bak bir şey anlatayım. Aynı. O dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman. Bak, geçmiş zaman. Sol, gitti mi abi? Sol duvarı bir dakika, olan bir dakika dur. Sol duvarı olan geçmiş. Neydi? Kudret dairesinden ilim dairesine geçti mi? Tamam. Kudretten çıktı. Aha. Gelecek zaman kudret dairesinde değil, ilim dairesinde. Evet. Tamam. He. Ne diyor? Gelecek zaman ikisi madum ve gayrimevcut oldukları halde. Madum o. Tamam abi. Mazi ve müstakbele madum diyor. Tamam. Evet. Hazıra mevcut diyor. Tamam abi. O zaman mazi ve müstakbel madumdur. Ve mümkündür de çıkmıştır mümkün zaten. Mümkün değildir abi. Ama mümkün iken istikbaldir. Bak maziye gitmiş olan telefonum mümkün. Orada bir bulsana. Maziye geçen mümkünden gelerek geçmedi mi? Şimdi bakın, maziye geçen vukuat. Tamam, mevcut mümkün. Oldu abi, mevcut. Tamam, mümkündü zaten. Ha. Temelinde evet. Mümkündü zaten. Nasıl? Bak, temelinde mümkün tamam, değil tamam, temelinde miydi? Mümkündü. O zaman soruyor. Tamam, bir dakika. Ama sen diyorsun ki madum için geçmiş ve gelecek diyorsun. Bak tamam, yani orada kalmıyoruz. Yani. İlmi vücutlardır diyoruz. Çünkü tamam, onlar vücut ilmiye geçiyorlar. Ama mümkün ve imkan istikbalde. Olabilir, o da şey midir diyorsun. Bak istikbalde mümkün. Yani bak istikbal de mümkün, mazi de mümkün. Madumlaşmışlar ama mümkün başlığın altıdır bunlar.
Oldu mu? Bence olmadı. Şurayı okuyayım mı abi? O kadir-i ezelinin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile tayin ediyor. O kadir-i mutlak emr-i kün feyekun ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuş hikmetini okuturur. 26. lema. Evet. Bak şimdi, okuyorum şimdi, bu okuduğu yeri toparlıyorum. Bak şimdi, şu hepten açıklarını sana da sen alacaksın. Sen, gözlerim sen okuyacaksın. Böyle gözlerim böyle. Görmüyor ki abi. Bak, ilmi vücutları var fakat vücudu haricileri yoktur. Yani mazi ve müstakbel vücutlar. Yani kudret dairesinden çıkmış maziler ve mevcuda çıkmamış gelecek ilmi vücutlar. Tamam mı şey Osman? Tamam. Bunlar mağdur. Senin dediğini aynı bir şey yaptı. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bir daha okuyayım sen meşguldun. İlmi vücutları var. Tamam. Fakat vücut haricileri yok. Tamam. Mazi ve müstakbel vücutlar. Yani, kudret dairesi an ya. Kudret dairesinden çıkmış maziler. Tamam. Ve mevcuda çıkmamış gelecek ilmi vücutlar. Peki sizin burada da şunu... Kim düzeltiyor? Başlıyorum şimdi. Ha, öyle mi? He. Şimdi neyse o. Tamam. Hani kudreti de şamil dediniz de. Ha, tamam. Şimdi bu. Bu mu? Tamam. Tamam. Tamam abi. Şimdi Kapur abinin delilini okuyalım. Bize nasıl delil oluyormuş diye. Ben bir oku bakayım hadi. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zaman istikbali umumen imkanattır. İmkan işte mümkün. Bir dakika, şu ne diyor bir daha okur musun lütfen? Gelecek zaman için diyor. Tamam. Tamam. Bak, ta kıyamete, şu zamandan ta kıyamete, cennete, ebede kadar olan zaman istikbal umumen imkanattır. Yani mazi mukattır, istikbal imkanattır. Mazi? Mukattır, olmuştur. İstikbal imkanattır. İmkan. Mümkünün içindedir, mümkündür diyor. Var mı bunda ters? Gelecektir mümkün diyor ama maziye mümkün demiyor ki. Mümkün, yani vücuda çıkmış zaten, o zaten mümkün olmuş. Mümkün, daha vücuda çıkmamış, gelecektir bak, diyor. Bak, mümkün demek, vücuda çıkabilir de çıkmayabilir de tercih edilir. Ama tamam. Bak, çıkmışsa zaten mümkünmüş de çıkmış. Çıkmışsa zaten mümkün ki çıkmış. Ya tamam anlıyorum. O maziye geçmişse zaten mümkün mevcut olmuş. Tamam, zaten de mümkünmüş. Anladın mı? Bak şimdi mümkün şey vücuda çıkmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Mümkünmüş ama maziye geçmemiş. Ona ne diyeceksin? Vücud ilmi de kalmışsa o da malumda kalıyor. O da mümkün ama tercih etmemiş eden. Yani mümkün ne demek ki imkan? Varlığı ve yokluğu eşitken bir tercih edici bunu tercih etmiş, vücuda çıkartmış. Tamam. Öyle değil mi? Şimdi çıkartmış, nereden çıkarttı? İlimden kudrete çıkarttığında mevcut oldu. Çıkartmadıysa bu mümkün içerisinde ilmi vücut halinde duruyor. O çıkmamış. Çıkmış da maziye gitmişse zaten mevcut olup mevcuttan geçmiş. Mağdum, onların altı mı diyorsun? Altı. Nedir? Yani kudretin tahrik etmediği kısmıdır. İlmi vücut dairesidir. Vücut ilmi seviyesindeki halidir. Madum da gelmişe geçmiş. İmkanat şeylerini okuyayım abi. Bir de bu da biraz şey de. Yani bu imkanatın nerelere şamil. Her bir şey vücudunda, sıfatında, müddeti bekasında hadsiz imkanat. Yani gayet çok yollar ve cihetler içinde müteredit iken görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Her bir sıfatla mahsus bir tarzda ona veriyor. Müddeti bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucid-i hakimin icadıyladır ki hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder, muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Yani bu imkanat sadece bu şey değil, hadsiz mesela zerrelerin hareketleri de hadsiz imkanat yollar içerisinde bunu tercih ediyor mesela gidiyor. Bir muhassıs bir bu kadar hem tevhidin delili oluyor hem de tabii yani ilmi ilahideki o yollardan. Aynı karbon, onu Allah aynı karbonu getiriyor filan yerde filan şekilde şey yapıyor.
böyle de olabilir. Niye filanı göze getiriyor, durduruyor, orada durduruyor. Biraz götürse kör olacak vesaire. Yani bu imkanatların hepsi vücudu şeyler, ilmi şeyde var yani. Yani madum altta kalıyor diyorsun. Yani şu an o şekilde mantıklı. Yukarı, o zaman şimdi ben yukarı çıkartıp mümkün üç tane vücut var. İmkanı da sayıyorsun. Ha? İmkan mümkün aynı kelime. Aynı kelime değil. Aynı aynı. İmkanda olanı mümkün denir. Aynı kök ev, mek, imkan. İmkan mümkün. Mümkün olan. Neden ayrı ayrı kullanıyor? İmkanattır diyor işte. İmkanattır diyor. Umumen imkanattır. Devamını gel. Haşerin sonundaki baktığın zaman. Neyse. Peki geçiyoruz. Mümkün de madunun arasına şey bakmak lazım. Madun kesin geçmişte gelecek doğu. Evet çok bir yerde var. Bu mümkünle ilgili çok fazla bir şey bulamam. Mümkün hepsi, mümkün şu yaratılabilirdi de, ilmi kelam, lugatın şöyle, yaratılabilirdi de, yaratılmayabilirdi de, eşit %50 ama birisi tercih etmiş, var olmuş. Tamam, tercih etmediği kısımdır abi. O artık şey, ilmi vücut. Tamam. O da bunun komplesine, bu bak. İşte tamam, o zaman mümkünü demek ki madum kapsıyor, onu demek istiyorum ben. Ben de anlamıyorum ya. Neyse. Kapsıyor. Madum kapsıyor ne abi? Kapsıyor. Madum kapsamıyor, mümkün kapsıyor dersen. Çünkü bak şimdi. Biz yaratılabilirdik de, yaratılmayabilirdik de. Değil mi? Tamam. Tamam. Peki, yaratıldık. Vücuda çıktık. Ha, yaratılabilir, yaratılmayabilirdi durumuna imkanat deniliyor. Vukuat değil daha. Tamam abi. İmkanat. Sonra bizi yarattı, vücut olduk. Mevcut yani. Tamam. Tamam. Şimdi o mümkün olan, biz daha yaratılmayabilirdi de yaratılır. Ama yaratıldığımızda mevcut oldu. Tamam abi. O yaratılmayanlar da ilmi vücutlar olmuş. Yani madum. Buraya bakarsan madum denilir mi? İlmi vücutlar var ol, fakat vücudu harcaya çıkmamış, mazi ve müstakbel vücutlar. Kudret dairesinden çıkıp madum denmiyor ona. Çünkü kudretten çıkmış veya kudret dairesine girmemiş şeylere madum deniliyor. Şuraya bak. Kudret dairesinden çıkmış, yani vardı, mazi oldu. İstikbalde var, imkan ama gelecek. Yani mümteniya değil yani, imkansız değil. Senin mesela gelecek hayatın bir saat sonraki, şu anda gidiyor ya ömür. O senin gelecekteki ömürlerin istikbalde olup halde yok daha. Ama geliyor. Tamam. Hani ama imkanat dairesinde senin başın sonu belli olmuş. Şöyle desek mi Tokur abi? Tamam. Bir açıdan bakınca öyle gibi duruyor da. Şöyle diyelim. Mümkünün içinde hem mevcut var, vücutlar var, tamam, hem de madumlar var. Ama madumun içinde mevcutlar yok. Mümkünler yok mu? He? Madumun için? Şimdi madumda mevcutlar yok. Bak mevcutların alamadığı daha küçük bir hüküm. Tamam. Bak mevcutlar içine alamayan bir hüküm. Mümkün. Tamam. Mevcudu da madumu da alabilen bir küme. Tamam. O zaman doğru oluyor bu şey. Güzel. Ben şöyle söylüyorum. Ben de diyorum ben ki. Ben anladım seni. İlmi ilahi noktasından abi, bakarsan. Ben diyorum ki madum. Olmayanlar da olursa madum eşit oluyor. Ama mevcutları koymadığın için orası. Bak mevcutları düşün orada o noktada. Tamam ilim noktasında hepsini kapsıyor gibi ama mevcutlar yok orada. Madumda. Bak madum onu kapsayamaz. O zaman demek ki böyle alt alta devam eden bir şey değil. Demek ki mümkün ayrı bir yerde, madum ayrı bir yerde demek ki. Ama bak madumun burada çıkmamış kısmı da mümkün. Bak şimdi nasıl mümteni ile mümkün ayırmışsın. Ha, onu bence doğru. Mümteni gibi madumun da ayrılması lazım. Gel la buraya ayırsın. Sila bunu bakayım nasıl yapıyorsun. Abi bana soracak olursanız bir kere ben vacibi de oradan silerim. Tamam. Çok sil yapma. Vacip burada değil, burada olmalı. Nasıl yapın? Nasıl atölye? Bir çek de ondan sonra. Tamam. Şimdi sil. Burası mutfak. Çalışıyoruz. Yemek yapıyoruz. Mesela Hasan abi bir kere
şuraya ben vacibi yazarım. Tamam. Ben tamam, ne yazarsan yaz. Şey çıkarmıyorum. Mevcut değil, mevcut. Yanlış yazmış. Vacip B yap. Vacip B. Evet. Şimdi aşağıdaki vacip isim. Tamam, aşağıdaki vacip isim yok. Ne yapıyorsun? Mesela buraya... Tamam, şimdi iki tane yap. Mağdum kullandı. Üstad kullandı ya. Şurada yap. Mağdum. Anlamak için öyle yapıyordum. Şuraya da mümkün. Mümkün. Mevcut içine alamıyor. Alamaz. Çünkü sonra için kayıtlanıyor ve içinde bir kalmış. Şimdi bunları silebilirsin. Birbirlerini sil. Yapsamaz. Ama mümkün kapsu hepsi. Mümkün. Evet. Yani ilimdeki olan da mümkün mü? Mümkündür. Mümkün. Mümteni olmadı. Şimdi Hasan abi mümkün. Mümteni ayırıyor. Mümkün. Yani burada olabilir. Mümteni ayırıyor. Evet. Olmayabilir. Evet. Mümkün. Tamam mı? Onun adı mümkün zaten. Mümkün değil mi Hasan abi? Mümkün. Yani bu mümkün de Hasan abi irade ve kudret açısından bakarsak kudret var, irade yok. Öyle mi abi? Yani kudret var deyince vücud harici çıkmış oluyor. Kudret var dediğin anda budur. Kudret var dediğimiz anda bu mudur abi? Evet. Tamam. Yoksa yok. Kudret dediğin anda bu var. Hasan abi bak, o zaman mümkün ilmi vücut. Bir mehaz daha geldi. Bence bu daha ilk yani yazım şey var. Şey var ya. İşaretül cazda şey kelimesi var ya. Şey zaten varlık şeydir yani. Aslında şey de yazacaktım. Dur bak insan orada dur yapacak. Şey ha. Diyor bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Tasnif buradan belki çıktı. Bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Şey kelimesi. Yani, ana grubu yapıyor aslında. Mağdur, mümkün. Yani bu şu yanlış yani bu alakası yok. Vacibin hangisi? Şu vacibin vücudu ise madum mümkün de yok. Mümteni de mi yazdın? Ya mümteni de. Bak şöyle yapalım. Güzel abi. Sen onu yazar mısın? Şöyle. Bak şöyle dur. Bak şu dur şimdi şöyle. Atölye çalışmaz mı öyle? Çok öpüyorum. Keyif aldın. Sil onu sil tamam. Evet. Hiç kimse bir şey bildiği yok. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Şimdi bir tane kümemiz var. Aynı mümkün burada. Gibi. He? Aynı mümkün gibi. Harika. Harikasın bak uyguladın. Mevcuttur burası. Bir de mevcut olmayanlar ya da madum diyelim. Doktor da mevcut ya olmayan yazın dedi. Mevcut olmayan. Madum. Böyle bir yazalım belki daha kolay anlarız. Şimdi madum mevcutu alabiliyor mu içine? Madum mevcutu içine alabilir mi? Alamaz. Şurada yoksa ayrı bir bunlar yan yana. Tamam. Şimdi peki bu ikisi madum bunu alamadığına göre şimdi mümkünü yazayım bakalım soralım mümküne. Mümkün sen mevcut içine alabilir misin? Alırsın. Alırım. Çünkü mümkün vücuda çıkmış. Madum çıkacaklar yani mazi ve müstakbeller madumsa okuduğumuz mehaza göre bunlar zaten mazileşmişse madumsa zaten mevcuttan geçmiş madum olmuş. Gelecekte benim işte seneye olacak çocuğum veya senin olacak çocuğun o da içindeyse bunun içine alabildi mi? Aldı. Bunu da alabiliyor mu? Aldı. Mümkün o zaman daha üst katı verir. Peki mümkün mümteni için alabilir mi? Alamaz. Mümkün mümteni midir? Zıttır zaten. Bir de bak, mümkün bir de şey alalım. Mümteni burada kaldı. Evet başka bir daire. Mümteni burada kaldı mı? Tamam doğrudur. Ters mümküne tekrar soruyorum. Diyorum ki vacip için alabilir misin? Mümkün müdür vacip? Onu da alamam. Onu da yaptım kategori. Neyi? Vacibi için alabilir mi? Tamam, alamaz. Sordum ona. Tamam, doğru. Alamam dedi. Bunu buraya yazdım. Vacip mümküne dedim ki evet, mümkün için alabilir misin? Şu mantığı ben şimdi anladım. Tamam şu doğrudur. Bir daha anlat. Vaciple mümteni zıttırlar. Tabii. Madumla mevcut da zıttır. Bir daha anlatsın. Ha, doğru söylüyorsun. Evet. Neyi? Şimdi de anlatayım. Onu da şey yapalım. Şimdi bir mevcutu... Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi burada şöyle bir şey... Bir de anlatsın ondan sonra söyle olur mu? Tabii olur abi ama yani şunu yani bu vacip bunların hepsini kapsamıyor mu? Madem bu mantıkta gidiyorsun. O anlamda grup değil şey. Grup olarak. Kapsan değil. İlmi ilahinin kapta şeyi değil bu yani. Yani ilmi ilahi de doğru söylüyorsun. Vücut çekti. Vücut mertebe dedik ya. Şöyle yazalım bunu. Her o zaman onu bir sil istersen ki karşıda seni sil olsun. Sil. Yani o bir sil sil. Tamam sil yok. Sil sil. Şeyi siler misin? Üstü mü? Evet. Vacip üstüne. Vacibi sil. Şunu mu istersin? Varlık da tamam. Varlık da yani. Varlık da şey de. Tamam vücut. Ha şimdi bir daha bir falan. Mümkün şey bakayım. Ha. Şimdi içeriden başlıyoruz. Şimdi bir mevcutumuz var. Vücuda çıkmışlar. Ha. Mevcut bu mu? Ha şuna bir ben. Yok ben şunu yaparım. Şu mu? Ha, evet. Mevcut bu. O zaman şeyi de yazsın Hasan Bey, kudret irade hangisi? Dur, şimdi onu sonra. Şu. Bir şey yapalım, da bir anlaşalım, tamam. Ondan sonra yazalım. Şimdi mevcut
bu mevcudu yazdık mı yazdık. Şimdi bir tane de mağdum yazdım. Mağdumla mevcut iç içe olabilir mi? Mağdum neydi? Mağdum mevcut olmayan yani olmayan. Yok olan. Yani hiç, vücut harici çıkmamış. Vücut harici çıkmamış. Yok olan. Muhassıs bir tercih edildi çıkartmamış. Ne bildik ne şey yaptık? Vücudu ilmisi olanlar evet. Aslında. Tamam mı? Bunlar mağdum. Mağdum mevcut içine alabiliyor mu? Alamıyor. Mevcut mağdum alabiliyor mu? Alamıyor. Şimdi iki tane daire yaptım. Şimdi bunlar yok kabul et. Tamam. İki daire yaptık mı? Şimdi bunları diyorum ki bunlar birbirini içine alamıyor. Sonra mümkün. Mümkün bir daire çiziyorum bunun içine. Şimdi mağdum mevcudu içine alamadığına göre şey yapamıyoruz. Bunlar ayrı ayrı yuvarlak oldu. Tamam. Şimdi peki mevcut mümkün müdür? Mümkündür. Mümkündür. Evet. Aldım bir tane daire şu kısmını aldım. Tamam, doğru. Yarısını aldım. Tamam. Sonra mağduma soruyorum. Mümkün. Mağdumdaki vücuda çıkmış mazi ve müstakbel olanlar da çıkma ihtimali yok mu? Vücuda çıkabilir, cinslendir midir? Doğru. Yani evet. Mümteni midir bunlar? Yani seneye benim olacak... Mümteni değil. Mümkündür. Mümkündür. Yani olabilir. Allah bana bu çocuk daha nasip edilir, sana da edilir neyse gibi. Doğru. Bu seneye çıkacak çocuk da o zaman mümkünse, bu mağdumsa bunlar kapsıyor. Çıkacaklar o zaman... Ha, çıkmayanlar mağdumdur, çıkanlar mevcuttur. Ha, evet. 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 Aynen. Şimdi bunu yaptıktan sonra peki mümkün... mümteniyi içine alabilir mi? Alamaz. Alamaz çünkü mümteni imkansız. Mümkün değil abi zaten. Yok. Peki mümkün vacibi içine alabilir mi? Yok. Alamaz. O zaman vacip. Mümkün, mümteni çıktı. Bunların onun alt kategorisi. Hal nerededir? Ha? Hal mevcuttadır. Mevcut işte. Yani kitab-ı mübin mevcut mudur? Evet. Evet. Kitab-ı mübin mevcuttur değil mi? Tamam. Mevcuttur. Osman mevcut abi, şu, şöyle diyeyim ben. Müstekin'in sihirine bir şey yaz tamam. Kitab-ı Mubin, İvan-ı Mubin, Lef-i Mahfuz. Evet. He. Öyle mi abi? Yani öyle oldu şimdi. Evet. Bak bir daha, hal değil mi bu? Evet. Hal, kudret. Hali sabit kıldınız sanki abi ya. Ya değişiyor ya şimdi de, şu an daha azdır. Eşer gibi yapma, hal yok deme. Hal bak. Tamam mı? Şu Kitab-ı Mubin mi? Kitab-ı Mubin mi? Hal Kitab-ı Mubin. Bu da mazi ve mustakbel. Yoklar. Olmuştu gitti, olacaklar. Çocuğun olacak evet. Ama olmadı. Olmadı vesaire. Şu, bu da mazi ve mustakbel. Bu da İmam-ı Mubin. Evet. İkisinin cemine ne diyorduk? Kitab-ı Mubin'i İmam-ı Mubin. Lef-i Mahfuz. Tamam. Lef-i Mahfuz. Evet. Tamam mı? Ondan sonra... bu zaten yani bu kapsamlar değil. Yani onlar dese anlatayım bizim benim ne alakam yok dedi. Şu bu başka bir şey. O vacipsin. Ondan sonra bu başka bir vücut dağıtırma geliyor diyorum ben buna. Diyorum ki yani şirk olur mu? Hadi mutlak olur mu? Böyle bir ama mutlak yoktu diye kafasızın kafasında var. Diyor ki böyle bir şey yok ama kafasızda var. Ben ne kapsarım ne beni kapsar. Tamam. Şuna dersek ki bak mevcut Kitab-ı Mubin. Bu olabilecek desenim sana. Çocuğu olacak ama mazide olmuş. İmam-ı Mubin. İkisini cem ederse Lef-i Mahfuz denilebilir. Şeyi yazalım şimdi abi. İlim irade kudreti yazalım. Ha yazalım şimdi. Şunu sil, şunu abi, sil. Ben Kitab-ı Mubin'de şunu üstten sil. O üstte de şey yaz abi. Sarı ifade var ya şey diyor. Ha o şey evet. Tabii sarı ifade var. O sarıymış ya. Evet, şey yaz. Abi okusana onu. Şey tamam doğru aynı şeyi yazdın mı altına o bir mümkün ümteni ve... Bu akşam tatmin olmadan kimse gitmeyecek buradan. Şey abi elhamdülillah Allah razı olsun herkes. Ben tatmin oldum elhamdülillah. Harika. 3 ay. Tamam Allah'a yok. Mümkün ümteni. Allah'a yok. Abi güzeldi. Evet 3 ay ayırıyoruz. Ben de çiğneyim ki sonradan ben zor şey, çıkayım. Bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Şamildir. Tamam. Kaç abi sayfa? Sayfa 195. Şey, şecereyi kattı da vardı. Ha şey yazacaktık, ilim irade kudreti yazalım. Şey mi diyor buna? Tabii. Evet. Tamam. Vay be. 195. Ve ala kulli şeyin kadir. Vay be. Bunu böyle diyor. Şey aynen, şey varlık değil midir? İşte o şey her şeyi kaplıyor. Ne o şey? Eşya. Vay be. Eşya. Şamildir. Kulli şeyin diyor. Kulli şeyin. Ne bu kulli şey? İşte bunların üstünde şamildir.
vacip eder. Evet. Öyle diyor tabi de yani. Ne elanet ya, hepimiz caiz. İlim emirdir. Evet. İlim. Bağlı. İlim. İlim emir, evet. Abi ona ilim, doğru da emir nasıl yazacağız? Mağdum. Çünkü ha, mazi olmuş ya, emirdir da. Veya çık denilecek ya, ilim emir. Yani İmam Rubi neydi? İlim emirdi. Tamam. Şimdi ilim tamam. Emir neydi? Oğul şeyleri var ya, evet, gelecektekiler. Tamam. Oğul. Evet. Oğul emirleri de duruyor beraber. Ha, hepsi. Hepsi. Şimdi Mağdum'a ilim emir mi diyorsunuz? İlim emir mi Mağdum'a? İlim emir oluyor. Yani İmam Rubi'nin dediyseniz konuşmadık. Yani yazarsak işte, yazarsak. Şeyhin de üstüne şey yazabilirsin. Ve vâbu kulli şeyin alimde üstad, çünkü bu ayet-i şerîye icabıyor. İlim hepsine talip edeyim. Zaten bak, evet, yaptık ya, ilim burada. Yani burada da ilim var zaten aslında. Buraya da ilmi yazmak yani lazım. O şeyin üstünde de ilim var yani. Her şeyi ihata eder. Mevcut'a ilim herhalde kudretini tahrik etmiştir. Tabii canım. Mevcut'a ilim yok mu bravo? Buraya da ilim yazayım değil mi? Mevcut'ta zaten ilim var. Mevcut'ta ilim var. İlim irade kudret ya. O zaman şimdi şeyi karıştı mı yaptın acaba? Şeyin üstüne ne abi? Kitab-ı Mübin'e İmam-ı Mübin'i karıştırdı. Yani yürürtü verdiler ama. Tabii Kitab-ı Mübin'e İmam-ı Mübin'i karıştırmadan şey, olmaz. Şey eşyanın çoğunluğu. Kesin dememiz lazım. Zaten ilim. Ortaya çıkışı. Hasan abi, evamir-i tekviniye ilim emir olmuyor mu? Evamir-i tekviniye mi? Her şey evamir-i tekvine iyiyimdir. İhtiyat işte ikinci saf mı? Hepsini ilmi yazmış olur. O başka bir şey. Esma'daki ilim. Tamam. Çok güzel oldu. Mantığa göre yazmış olur. Şu anda çok güzel oldu gibi geliyor. Değil mi? Evet. Şimdi bunların resmini çekeyim de ben istiyorum ben. İşte bunu, bu belki de bir haftalık meyvemiz bu olsun. Tabii. Evet. Bu, ben de çekeyim. Eşyanın içindeki... Hani ben biliyordum. Nerede? Niye çiziyorsun, yazıyorsun? Öğreniyorum be kardeşim, millet şey tavası var. Şezele yıkattı da gördün mü? Ha var, şey yerler var, şey, bayağı şey var orada. Bir şey de var. Bir şey de var. Açayım, kürsü de bulabilirim. Sizin bak. Niye çektiniz ses? Sessizdi abi. İyi misiniz? Elhamdülillah. Havamız çok iyi. Elhamdülillah. Allah'a şükür olsun. Şimdi böyle yokuşu açtık gibi oldu. Çok acayip bir evet, kalktı ya. Yani hani... Ben ne diyordum biliyor musun? Resepsiyon orada otururken mesela odamızda. Orada. Ya dedim şimdi burada bir sürü şey olacak ya dedim. Benim alemim dedi oturmuş oturmamış. Doğru değil, doğru. Böyle acayip. Abi, bir sürü şeyin olduğu şey işte. O zaman Hasan abi, madem öyle siz buraya Ayhan-ı Sabit'e yerleştirin. Nereye? Bu çizdiği bir şekilde. Yok abi, Ayhan-ı Sabit'e bizim şeyimiz değil ki. Evet, değil de yani. Zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Ama yerini buldum, ben tatmin olmuşum. Evet, daire ilimde. Evet. Daire ilimde, burada ayette de onu diyor. Öyle mi? Vehav kulli şeyin alimin tefsirinde yapıyor. Çünkü vehav alev kulli şeyin kadire bu üç şeyi taşmil etmiyor. Ama ilim sıfatıyla olan bir şey... Buna şamildir diyor. Bak, bir şartı cezayet. Tamam, bir kudret ve başka ayetlerle hava alâ kulli şeyin kadir dediğinde bir kez alt dairelere taalluk ediyor. Çünkü mümteniye taalluk etmiyor ama ilimde hepsine taalluk ediyor. Görüyor musun? Bak ne oldu bak, çalışmaya bak, Abdülkadir bak ne yaptı? Açıldı ama motoru nasıl açıldı? Yırta yırta götürdü. Tebrik ediyorum, güzel değil. Bak, vehav alâ kulli şeyin alim ve kadir. Alt tabakaya geçti. Alim ve kadir, ha. Vay be, görüyor musun? Hadi bakalım müfessirler sizi gibi sizi. Mevcudat-ı ilmiyeye onlar ayağını sabite demişler. 155'ten okuyorum. Ervah ve misal alemlerinin mecmundan ibaret olan melekut demişler. Onlar ervah, daire ervah yani. Ve alem ervah zannetmiyorum. Ervah diye geçiyor ama daire ervah diyorum. Ve misal alemlerinin mecmundan olan melekuttur. Başka, ferdi vahidin ilmi ezelisinin aynesinde bulunan mahiyeti eşya ve süveri mevcudata gayet suhuletle kudret onlara vücudu harici giydirir ve alem manadan alemi zuhura getirir, gözlere gösterir.
Risale'den olunca nasıl böyle tırıt oluyor? Evet. Değil mi ya? Aşına var ya. Ötekisini düşüne düşüne okuyorum. Böyle değil ki. Yerim nasıl ya? Kendi tane yazınızı bile düşünerek okuyorsunuz. He ya, çünkü düşünüyorum biliyor musun? Kendi o yazdığınızı düşünerek okuyorsunuz. Acayip hem de. Yani okuyamadığım şeyi düşünüyorum o anda. Yani bir tuhaf, o alette yazmışız o adam mübarek zatları. Her şeye o şeyin mahiyetinin kabiliyet ve istidadına göre vücut verilip suret giydirilmektedir. Tamam mı? Evet. O her şeye. Tamam. Sani Zülcelal. Her bir varlığın mahiyetine çeşitli vücut mertebeleri bahşetmekle bu vücut mertebelerinde ve mana ne öyle mi? Mana şey mana, şehadet, berzah, misal, ervah gibi muhtelif alemlerde onları bir seyir ve sefere tabi tutar ustad. Ustad şöyle bir daha. Sâli Zülcelal her bir varlığın mahiyetine çeşitli vücut mertebeleri bahşediyor. Yani ben okudum o 26. Lema-i Abdülkadir'in anlattığı oraları okudum da şöyle oluyor. Bir de 24. mektubu okuyordum. Sâli Zülcelal her bir varlığın mahiyetine çeşitli vücut mertebeleri bahşetmekle bu vücut mertebelerinde ve bu vücut mertebelerinde bir mana, şehadet, berzah, misal, hani bak mana, şehadeti geldi, berzah gitti, misale gitti, ervaha gitti, muhtelif alemlerinde onları bir seyir ve sefere tabi tutar o şeylere, mana şeylere, vücut mertebe, vücuda. Alemi ervahta terkip yoktur. Basit cevher olarak bulunurlar. Basit derken mürekkep değil. Mürekkep. Yani Mehmet'in mesleği değil, kimya değil. Yani tek şey. Kimyada tek şey bulunamaz. Değil mi? Yok. Onun için fenaya gitmez diyorsa zaten. Evet. Terkip olmadığı için. Niçin yok olmazlar? Çünkü yok olmak için terkip değiller. Cevherdirler. Cevher de gözükmez. Sıfatlar gözükür. Allah da mevcudatın cevheridir. Onun için gözükmez. Tamam. Allah mevcudatın sebebi cevheri olduğu için hiçbir cevher gözükmez. Su, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Cevher gözükmez. Hidrojen ve oksijen göremezsiniz. Şu andaki şey ıslaklık bilmem nesi, renksizlik sıfatıdır. Mesela ben kendimi göremem. Şu anda kendimi gözümdür, sıfatımdır. Kulağımı görüyorum, sıfatımdır. Suretimdir, simam, sıfatımdır. Boyum, kilo, hacmim, sıfatımdır. Bilmeye geçeyim, aklım sıfatımdır, ruhum sıfatımdır, kalbim sıfatımdır. Bunları bilen kim? Ben olan ben, ben. O cevher olduğu için göremem. İnsan kendi cevherini göremez. İnsan kendisini dolayısıyla görmüyorsa, kalkıp da ben kendimi göremediğim o vücudumu yapan zatı görmeye şey yaparsam, iddia edersem, niye görmem diye biraz böyle acayip acayip böyle hallere giriyorsam, inkarlara giriyorsam adama sormazlar mı? Sen onu görmeyi bırak da kendini görmeye çalış. Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekut alemlerinin cemine mümkünat daireleridir. Bir daha. Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekut alemlerinin cemine mümkünat alemi denilir. Kab-ı Kavseyn'e kadar. Evet, mümkünat daireleri. Evet. İmam-ı Rabbani'ye göre imkan ve vücut daireleri diye ikiye ayırır. İmkan ve vücut. Ve alemi em ruhlar alemi der. Alemi emre ruhlar alemi der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ya bu cümleler var ya zılabilmesi için ne kadar sayfalar okunmuş buraya bir şey koymuşuz. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle diyor diye pat diye bir şeyden yazmıyorsun ki, fotokopi çekmiyorsun ki. Değil mi Gafur'um? Okuyorsun, okuyorsun, anlam şey yapıp yazıyorsun. Yani emek verilmiş ya çok. Vücut dairesini vücut dairesi ise isim, sıfat, fiiller alemi. Böyle der. İmam-ı Rabbani isimden sıfat çıkar der. Bugün bahsetmiştim. Bizde nedir? Mahiyet-i zatiye der. Şuhrat-ı zatiye doktoru
Şunat-ı Zatiye'den sıfat abi. Sıfat-ı Zatiye'den iki doktor böyle gelmiş. Sıfatta esma. Bizde böyle. Fakke bizde İmam-ı Rabbani'ye göre, İmam-ı Rabbani'ye göre mahiyet şuna çıktı. Esma çıktı, esmatan sıfat çıktı. Ben bunu çok uğraştım. Böyle bir zat nasıl der? Koca Eş'ari Hazretleri yaşanmış, yaşanmıştır, yaşanmamış, yaşanacaktır. Yaşanmış, yaşanmış. Anı kabul edemedi de yapamadı. İmam-ı Rabbani Hazretleri de niçin mahiyet, şuunat, isim, sıfat demiş. Sıfat isimden çıkarmış. Üstad ise sıfattan ismi çıkarmış. Ha, Allah Allah dedim. Meğer isimlerin sıfatları var. Cilve, cemal, nakış, sanat ya. Bu sıfatlar nereden çıktı? İlmin sıfat, esmanın sıfatları var. Esmadan çıktı. O zaman bu esmanın sıfatlarını bizim bildiğimiz sıfat zannetmiş. Anladık mı orayı? Tabii. Bölebilir miyim? Yani? Böl tabii. Ama faydası vermiş. Dersten önce sizin odanızda bir konuşma geçmişti. Ezel ve ebedle alakalı. Ezel ve ebedle alakalı. Sizin odanızda bir konuşma geçmişti. Kalk odada. Siz, evet, odada. Şimdi... Ha, ezel ebed kavgalarımız. Evet. Vay be. Şimdi Allah-u Teala hem ezeldir hem ebeddir. Evet. Değil mi Hasan? Evet abi. O zaman şu nokta o mu oluyor Hasan abi? Nasıl abi? Yani şu mümküne istikbal, yani ebed diyoruz. Diyor muyuz? İçinde doktorum, doktorum sana zaten özür dilerim. Bir odaya gidip de hemen o şey var ya, oturacak mı var? Hemen poşetin içi kalemler, renkli kalem. Ha, böyle içimiz rahat etsin de farklı kalem. Yani şurası, Hasan abi. Ha. Ezel dediğimiz noktada ebed de var mı? Ezel kapsamıştır. Değil mi abi? Öyle gözüküyor. Hı. O zaman şurası o mudur abi? Yani ezelle ebedin bir olduğu nokta mıdır şurası? Allah Allah. Çünkü... Anlatabildim mi demek istedim? Anladım abi. Anladınız mı? Evet, bir kesin kesiştiği nokta. Evet. Kesişmiyorlar mı? Mümkün de değil. Mevcutta nasıl kesişiyorlar? Nasıl? Nerede kesişiyorlar? Mümkünde işte kesişiyor. Orayı oraya yaptı işte kalemle. Mevcutta kesişiyorlar bence. Mevcutta mı kesişiyorlar? Kitab-ı mümkünde kesişmezler mi? Ezel ve ebed? Yok. Ezel ve ebed. Yani mümkünde mi kesişir? Mevcuda şey dersin, ebed dersin. Ebed tarafı. Mevcut ebed tarafı. Bir şey söyleyeyim mi? Ebed tarafı dersin mevcut. Ben Nas'la gidelim mi? Nas'la. Ben o odada biraz malum mahkeme meselesiyle tıbbekten müdahil olamadım ama kardeşim ikinci şuada diyor ki ikinci şuada ama kimse bir şey yapmazsan dinlerse bir ağacı hayal eder misiniz? Ağaç, bir çınar ağacı. Çınar ağacın bir kökü var, çekirdeği var. Bunu ustad ezel diyor. Evvel diyor tabii. Evvel. Tamam. Evvel diyor. Osmanlı'da... Ben de öyle oldum. Olmadı. Ezel, evveli, ezel. Ondan sonra evvel ismi. Tamam. Değil mi? Evet. Tarifname. Ahir ismi meyve midir diyor. İçindeki çekirdeği. Meyve ve çekirdek yani. O ikinci çekirdek. Tayyun evvel, tayyun sani. Tamam mı? Şunu bir çevirelim de onu da bir çizelim. Nereye çevireceksin? Bu tahtamız yok ki. Bunları sıkıntı bir şey mi zannettin? Bu... Sil onu artık onu tamam. Lazım olacak. Hayır lazım olacak. Altına çiz o zaman onu. Aa, var mı orada ya? Var yoksa da var ya. Var ya. Silinebiliyorsa soruyor. Yok silmeyelim. Ha, burası silinmese de kalsın ya. Bir ufak parça ya. Bakayım silince. Dene. Tamam, şimdi sil. Silindi bir. Silindi. Tamam. Ha, tamam, güzel. Şimdi bak. Ağacın çekirdeği evvel mi abi? Evvel. Evet. Matematiksel, istatbir. Meyve ahir mi? Ha. Ağacın zahirisi zahir mi? Zahir. Ağacın makine tarafı da batın diyor. Tamam mı abi? Şimdi
meyvenin içindeki çekirdek birincinin devamı gibi gözükürken, tamam mı? Ağacın meyvesi aslında ne aydın ne gaydın, ona benziyor. Hakkını helal et. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi of, keyif aldım, bir şey kalıyor. Şimdi bak, ağacın şey, meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin, kökteki çekirdeği, yani çalışıyoruz, çok rahat ol. Hani öyle cumartesi dersi gibi değil, biz problem yok. Meyvenin içindeki çekirdekte, kökteki çekirdeğin aynısı değil mi? Ama nereden başladı? Kökten başlamadı bu. Meyveden başladı. Meyveden başlayıp kendisini geleceğe götürüyor. Ama kökteki çekirdek hazırda da var. Ağaç olarak gözüküyor. Meyvedeki çekirdek istikbalde gözükecek. Bir dakika. Kökteki çekirdek farkı ne? Kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdek aynıdır. Ne aynıdır ne gayrıdır. Fark şudur zaten. Kökteki çekirdek ağaç olarak gözüktü. Meyveyi de verdi. Meyvedeki çekirdek istikbalde gözükecek. Tamam? Evet. Çekirdek, kökün altındaki çekirdek meyveyi de tazamun etmiştir. Onu da içine almıştır. Çünkü o sürecin sonucudur. Tamam. Ama kendisini onun içine almakla beraber, ama hakikat olarak içine almış, bir kuvve olarak almış. Çekirdek ve ağaç meyveyi, meyvenin içindeki çekirdeği program, hani, program olarak almış. Ama o meyvedeki çekirdek geleceğin ağacıdır. Ve Allah-u Alem bana geliyor. Meyvedeki çekirdek ebeddir. Kökteki çekirdek ezeldir. Ne yapmış? Fark neydi? O onu çeriyor. Başını dağıldı, hali dağıldı. Ama ebed ise halden başladı, hali almıyor. Acizini almıyor. Alabilir şeyi var, alacak yani. Ebed oradan başlıyor gibi hayali. Evet. O okuduğumuz zahiri ifadeye de uyuyor sende. Evvel ahirdir diyor. Tabii. Ya. Evet. Yani o ikinci şuaya çok uyuyor. Tamam. Meyve, abi, o zaman meyve mevcut denir. Bakın fark nedir meyve bir daha? Mevcut. Bu kaçıyor gözden. Gafurum bir dakika. Şu gözden kaçıyor. İkisi de kök çekirdek aynıdır. Ne aydır ne garip. Ama ortada bir vaka var. Ağaç ortadan kaldırdın. Ağaç ortada kaldırırsan ikisi ayrıdır. Ağaç araya sokarsan ikisi ayrıldı. Ağaç nedir? Haldır. Bu halden başlıyor. Bu halin başından başlıyor. Yani başlamış. Ha bak bir daha. Meyvedeki çekirdeği bir ölümü kayar mısın? Tamam. Bu kökteki çekirdeği. Kadır abi ağacı. Aynı oldu. Bir oluyorlar. Bir oluyor. Ağacı sokar mısın? Hı. Ayrıştılar. Yani bu ne bir, diyelim? Biri çekirdek oldu, biri meyve oldu. Biri meyve oldu. Birisi çekirdek olduğunu demek istiyorum. Aha. Birisi meyve oldu. Ağaç. Kadır ağacı kaldı ortadan. İkisi aynı. İkisi de çekirdek. Ezel oldu. İkisi ezel oldu. Hani sok içeriye. Biri eve doldu. Birisi meyve oldu. Bir meyveye ebed, evet, çekirdeğe ezer. Ama onu da sürecini de yapıyor. Evet. Şimdi ben bunu yazıyorum. Şimdilik. Altına da yazacağım. Şimdi yazalım çünkü unutacağız. Tamam mı? Nasıl sabaha kadar buradayız. Buradayız abi Allah'ın izniyle. Yani yılbaşı onlar o şekilde kutluyorsa biz de ezer ve ebed olarak kutluyoruz. Yani zaten biz bunun için yapmıyoruz. Çekirdekteki ezeliyeti. Ben bu yazayım mı? Ondan sonra. Söyledim. Çekirdekte kendideki ezeliyeti. He. Meyvedeki çekirdeğe ebed vererek devam ediyor. Harika. Vermiş. Kendisini ne aydın ne gayrıdır. Evet. Ben yazıyorum. Harika. Yani adeta o ezel ebedi ezel vermiş. Tamam. Doğru. Tamam. Doğru. Değil mi? Meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek, meyvedeki ne? Kendi programını vermiş de, hadi lan sen bir şey ol. Ama benim gibi de olma. Ben aynısın ama hepten de aynı gibi olma dedi. Ben de benim gibi git. Aynen. Onun adı ebed. Peki,
Neyse yazın da bir ondan sonra... Tamam ben bir yazayım. Diğerlerini tamam. Söyleyelim. Karışmasın. Meyvedeki çekirdeğe ben yazıyorum. Çekirdeğe, tire. Evel ismi. Çekirdeğe. Evel ismi. Meyvedeki değil abi. Meyvedeki çekirdeğe evel değil. Ahir. Ahir mi? Ahir mi ya işte. Akşam. Kökteki çekirdeğe. Kökteki çekirdeğe. Evel ismi. Tamam mı? Kökteki çekirdek tire ezel olursa meyvedeki çekirdeğe ebet olur. Aradaki ağaç, ne demiştik ağırdaki ağaç? Hal. Hal olur. Meyvedeki çekirdeğe yüklemeyi kökteki çekirdek yaptı. Çekirdek yaptı. Dolayısıyla ne aynıdır, ustadımızın sözü bu, aynıdır, ne de gayr. Fark şurada. Birisi ağacın başından başladı ve ağacın başı başladı demeyeceğim, başı başına başladı demiyor hocam. Diğeri ise ağacın sonucundan virgül meyvesinden başladı. Şu cümleyi de yazayım. Aradaki andaki ağacı kaldırırsan aralarından aynı olur. Hasan abi, o zaman ayıran ağaçtır. O zaman ağaçtı. Osman'ın dediği aslında abi. Efendim. Ne dedi? O zaman mevcutta mı kesişiyorlar oluyor o zaman? Ya o daha garanti öbür tarafta ilimindeki. Oku abi Abdülkadir Bey bir şey olmak lazım yani. Nasıl ki bir ağacın çekirdeği yastisi. Bak dinliyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeği yastisi ve kökü müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanin hayatiyesinden daha ince kavanin hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavanin hayatiye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve vaziyetlerden müteşekkir bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüzün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-i ilmi teşkil eder. Ve vücud-i harici gibi o vücud-i ilmi ilahi dahi ve vücud-i harici gibi o vücud-i ilmi ilahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elva-ı kaderiyeden alınır. Evet, alem-i gaybın bir nevi olan alem-i ervah. Aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervahlarla dolu olması elbette mazi ve müstakbel denilen alem-i gaybın bir diğer nevi de
ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Hem bir şeyin vücud-i ilmisindeki intizam ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösteriyor. Evet, hayat-ı ezeliye güneşin ziyası olan bu gibi cilve-i hayat elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zaman-ı hazıra ve bu vücud-u hariciyeye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazar-ı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altından her bir alem büyük ve müthiş bir cenaze ve karanlıklı bir virane alem olacaktır. Oraya hayatı da yazacağız Mağdum'a. Gel bakayım. Ben öyle anladım. 111 söz derdeki mümkün ne kadar? Sen 165. Şey ne kadar? Sözler 165. Aynı şeylerde ona yakın şey var 111. Canlı Ervan Kaderiye. Kaderiye evet. Burası hayata, burası da mazhar. Burası mazhar olduğu gibi hayat sıfatı. Hani ilim radiyi konuştuk da. Ben öyle anladım. Değil mi? Doğru. Bura hayata nasıl şeyse, mazharsa burası da hayata ilmi şeylerin olduğu kısımlar. Mümkün. Geçmiş, gelecek. Mümkün. Mümkün zaten. Hani geçmiş ve gelecek canlı ve ruhlu evet, canlı dedi. Olmasa zaten abi orada cilve, hayat olmasa buraya gelince çıkmaz. Cilve hayatta mazhardır dedi. Ne diyorsun Gafur abi? Evet. Bir şey demiyorum. Yani varsa itirazın suyu içersin. Direkt yaz canım. Ha şey. Yaz. Yaz sen abi. Dışına yazsın. Kalemleriniz nerede? Aslında bir daire daha yapsan mesela dairenin içinde de yapsan ona hayat desen. Diyor, zaten öyle ayrı ayrı yazın tek ya. Şöyle yapalım. Bu iki sınıf olduğu için ayrı ayrı yazmakta fayda var. Sizimiz nerede? Olan olmayan diye. Bak şöyle yapalım. Kalem geldi de artık dediğiniz şeyi geldi. Gafur İstanbul'dan beni getirdi buraya. Gafur. Efendim abi? Kalemleri İstanbul'dan beni getirdin abi. Evet. Siz getirdiniz abi. Şimdi daha güzel olacak mı abiler? Evet. Tamam mı? Bu bir. Ondan sonra dur. İşimi biraz tadını çıkartalım. Bir basar akar bunları yapar. Ben ezel ebede kurtuldum. Niye kurtuldun? Söyle korkuyor. Neyi kurtuldun? Hiç kusura bakma. O çalışmayı bize takdim edeceksin. Dedik ya bir lafla bitebilir diye. Ya. Sen bunu yapacaksın abim. Osman'a şeyi vermiştik şey Mehmet kardeşe. Bunu çalış demiş. Zahir ve şeyle. Ha öyle mi? Ezelebede çalış diyedik onu. Onun başına demiyor kurtulur. Ezelebede öyle bedava anlayışı yok. Takdim edecek kardeşim. Geçecek kardeşim. Bize verecek buraya. Burası atölye çalışması. Burası mutfak. Bu çalışmaya ne diyoruz? Mutfak, yemek ki pişiriyoruz. Ama şimdi rahat adım ağzının var. Ama dur daha. Daha neler çıkacak sizin vasıtanla? Şu ahir ve zahir kesin. Evvelde şey, şu mekbat. Hasan abi, tohum evvel, meyve ahir midir? Bunu çok yapmıştık ya. Almasın, hepsini almasın. He? O zaman batın, ağacın kamiliyeti batın. Zahir alır ve zaten batın. Hayatını ne yazdın şey? Osman, ikisine de yazdın. Hayatı, hem mağduma hem mevcuta yazdım. Çünkü hayatsız mazi müstakbel yok ya. Metinde de canlı ve ruhlu dedi. Mevcutta hayat nasıl varsa dedi, mağdumdaki de hayattadır dedi. Yani özeti bu. Yani evet. Okuduğum çünkü geçmiş ve gelecek mevcudat ilmiyeleri de hayatın cilvesine mazhar. Ademe giderler diyor sabah. Andan sonra Adem çıkıyorsunuz o zaman. Adem hata eder. Hayat olması. Hayat olması. Peki devam ediyoruz. Bir de Gerçi abi geçti ama acaba İmam Rabbani Hazretleri bu esma ve sıfat meselesinde şunu mu acaba şahmış? Üstad diyor ki, eğer Cemil-i Zülcelal'ın esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynelerinden, Cemil-i Zülcelal'ın esmasındaki hüsünlerin
isimlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali bir gözle bak ve hem bil ki Rahmaniyet, Rahimiyet, Hakimiyet, Adiliyet gibi tabirler Cenab-ı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şenlerine işaret ederler. Yani Hakim ismi, Rahim ismi, Adil ismi vesaire gibi bu sözlerde diyor bunlar hem sıfat hem isim hem şenlerine işaret ederler. Acaba o noktadaki isimlerle mazadaklarında bir herhalde evet, orada keşfiyatında bir şey keşfiyatında olmuş. Keşfiyatında öyle olmuş. Usta diyor çünkü bunlara bakar. İmam-ı Rabbani Hazretleri galiba kaç tane birkaç tane keşfini kendisi sonra düzeltmiş. Acaba bu sıfat esmadan çıkıyor keşfi olduktan sonra düzeltmeden mi vefat etti? Ama kendisi söylüyor, eskide öyle görmüştüm diyor, şimdi o şeyimden vazgeçiyorum dedi. Birkaç tane rehin gördüm. Vücut mevzusunda sonradan tövbe diyor. Yani vücuttur diyor şey. Cenab-ı Hakk'ın şeyi için sonradan tövbe diyor evet. Bir dahaki mektubunda. Bu vücut şey mi? Şey Vahdet-i Şuhud'un meselesinde mi? O mektubu okudum da hatırlıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı vücuttur diyor. Yanlış olmasa hatırlamıyorum. Ondan sonra onun üstüne bina ediyor mektubu. Sonrakilerde tövbe ediyor. Diyor ki o görüşümden tövbe ediyorum. Değildir diyor. Cenab-ı Hakk'ın zatı vücuttur değildir diyor. Yani kayıt yapmış. Yani onun üstüne bina ediyor mevzu. Sonradan da tabii diyor tövbe diyor ben. Evet. Şimdi devam ediyorum abiler. 155'im. Vücut dairesi ise ilim, isim, sıfat, fiiller alemi. Yani taayyunu evvel, taayyunu sani, la taayyun, zat olmak üzere 3 kategoriden oluşur demiş. Bir daha. Vücut dairesi ise isim, sıfat, fiiller, yani taayyun eve, taayyun sani, la taayyun, la taayyun zat olmak üzere 3 kategoride oluşur demiş. Misal alemi suretiyle şehadet alemine ve manasıyla de gayb alemine benzemektedir. Çok ilginç. Misal alemi suretiyle alemi şehadet alemine, manasıyla de gayb alemine benzemektedir. Berzahtır çünkü. Hangisi berzah? Misal. Alem gayb ile alem şehadet ortasında misal alemi berzah. Berzahtır. Öyle bir ifade var. Var. Peki bu ifade sizin risalelerinde göre mi yoksa tasavvufta bunu böyle demiş? Yani o da böyle demiş. Ben çünkü ben bir şey demediğime göre ağacın yaratılmasından maksat meyvesidir. Rahim de kendisine ruh üflemesinden önce beden yaratılmıştır. Rahim de kendisine Rahim de. Rahim de kendisine ruh üflemeden önce beden yaratılmış. 4 ay sonra ruh üfleniyor ya. İşte alem o beden insanda o bedene üflenen ruh mesabesindedir. İşte alem o beden, bak işte alem o beden, işte alem o beden, insan da o bedene üflenen ruh mesabesindedir. Alem o beden, insan da o bedene üflenen ruh mesabesindedir. Alem olan o beden oluyor yani. Ruhun üflememiş olduğu beden var. Öyle mi oluyor? Dünyanın diyorlar ya bilmem kaç milyar önce evet. Yaratılmış. Evet, işte hazırlanmış. Diyor işte bilmem kaç şeyden sonra çok uzun seneler insan yok. İnsan yok. Risale'ye göre 126 milyar sene olmuş, alem yaratılmış, insan 7000 sene olmuş, gelmiş. Evet. Bunu niye dediniz abi? O alemin ruhudur insan. Şeceri hilkatin yani insan. Büyük alemde bulunan her şeyin yani şey yapacağım yani herhalde. Orada çözemediğimizi burada çözeyim diye. Büyük alemde bulunan her şeyin mücmel ve tafsili olarak bir benzeri insanda vardır. Vücut mertebelerini görmek istersen insanın hangi alemlerde neler montalandığına bak. Oku yani. Yani vücut alemlerini anlamak istiyorsan kendinde neler montalandığına bak. Vahdetil vücut düşüncesine göre iki nokta üst üste ilk taayyun vahdet. Huliyet mertebesi iken
İkinci taayyün vahidiyet mertebesi Hazreti Rububiyet'tir. Çünkü Rububiyet mertebesi isimlerin mazarlarını kabiliyetlerine uygun olarak dış dünyadaki yetkinlikleri ile buluşturmak açısından bu mertebe Rububiyet mertebesi olarak isimlendirilmiştir. Nitekim böyle o kitabında onu naklediyor, şey tercüme eden hem Vahdet-ül Vücud'u hem bu tasavvufçuları şey yapan, tercüme eden şeyin Muhyiddin Arabi'nin cili diye bir şey varmış. Bu konuda Muhyiddin-i Arabi'den de önce Allah-u Alem bilmiyorum. Böyle bir zat var, onu orada tercüme naklediyor. Kitabında, Fusus-u Hikem'inde, Lubulub'da ikisini okumuştum. Nitekim ciliye göre bunu Allah razı olsun bazı kardeşleri o zamana gönderdiğin şeyde de var. O ciliyi de zikrediyor. Hepsini dinleyemedimse de baktım bazı yere belki biz uzun bir şeydi. Uzun biraz vakit lazım. Evet. Ama güzel. Sonrası daha iyi. Bir saatten sonrası. Demek ben baştan böyle bir baktım ama şimdi ben orada ciliyi de şey yapıyor. Tercüme edenler var ya mesela Muhyiddin Arabi şunu bunu. Tercüme edenler bu da nakli de yapıyorlar. O güzelliği var. Diyor ki burada kızmayın bana, bu Risale dersi yapmıyoruz, onlar ne dediğini söylüyorum. Sonra bizimkisine başlayacak. Nitekim ciliye göre rububiyet mevcudatı talep eden esma ve sıfatı muktazı olan mertebenin ismidir demiş. Bir daha ben de sizin gibi yeneyim. Nitekim ciliye göre rububiyet mevcudatı talep eden esma ve sıfatı, mevcudatı talep eden ne var? Esma ve sıfat, sıfatı muktazı olan mertebesinin ismidir. Rububiyet. Zira bu isim ve sıfattan her birisi taluk edecek mevcut talep eder. Mesela alim malumu, kadir makturu, murid muridi, iktiza eder. Murid muradı iktiza eder. Nitekim ustada göre uliyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatta telazum söz konusudur. Hani bunu 18. Şeyin sözü sonunda şey var. Lemalarda da var hatime şeyinde. Uliyet, risalet, ahiret, kainat arasında birbirlerine hakikat telazumu söz konusudur. Yani bunlardan birisinin vücut ve subutu, ötekisinin de vücut ve subutunu istizam ettikleri gibi. Mesela alim malum. Ne demek? Mesela halik, mevcudatı iktiza ediyor. Yani iktiza ediyor. İhtiyacı değil, fıtratı, iktizasıdır. Yine vahdet-i vücutlara, vücutçulara göre Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah isminin mazarıdır. Yani o Nur-u Muhammed'i var ya, evet abi. En cami olabilmesi için isimler değil orada, ismi azamlar, haseten Allah ismi cami orada diyor. İşte uliyet mertebesinin ismi olan Allah isminin camiyeti ve ismi azam olması itibariyle Hakikat-ı Muhammediye'nin diğer bütün hakikatlara, camiyeti onlara tekaddümü ve onlara kaynaklık etmesi söz konusudur. Zira herhangi bir isme değil, ismi azama ve ismi cami olan Allah ismine ve dolayısıyla de bütün esmeye mazardır. Mevcudat-ı ilmiye veya tasavvuf literatüründeki ismiyle ayan-ı sabiteye gelince bunlar mümkünatın Allah'ın Celle Celal ezeli ve değişmez ismindeki suretleri ve hakikatları, varlıkların Hakk-ı Teala katındaki ölçüleri ve modelleridir. Onlara göre ayan-ı sabite risalelere, daire-i ilime denk geliyor.
şuunat-ı zatiye ilim mertebesine gelirce ayağını sabiti olur. Daha önce biraz da okumuştuk. Yani vücudu mutlakın şuunat-ı zatiyeden bir şey ile bürünüp kendine görülmesine ayağını sabiti denilmiştir. Bunu da aldım. Bir daha. Yani vücudu mutlakın şuunat-ı zatiyeden bir şey ile bürünüp kendine görülmesine, Allah kendisine görülmesine ayağını sabiti denmiştir. Tabii ki üç demiştik ya, bir mi acaba? Tasavvufçuların eşyanın üç safhası vardır derler. İlk safhası eşyanın birbirinden ayırt edilmeksizin aralarında bir farklılaşma bulunmaksızın, bunu yazmıştım. Allah'ın ilmindeki külli bir varlık olarak bulunmalarıdır ki buna ilk tayin derler. Allah-u Alem biz de bu lef-i mahfuz ilk tayin lef-i mahfuza denk geliyor. İlk ilim. Bunu okumuştuk. Evet, okumuştuk. Okumuştuk da o zaman tefekkürü olarak söylemişsiniz. Şimdi meğersem yazmışsınız zaten. Evet. Var, yazılı da vardı. Yazılı benzer var cümleleri yazmış. İkinci aşamada eşya birbirinden ayrılır vaziyette Allah'ın ilminde vardır. Yani ayağını sabite halindedir ki buna da İkinci tayin denilmiştir. Allah alem risalelerde daire-i ilme denk geliyor. Evet. İlk tayin lef-i mahfuz. İkinci tayin ayağını sabite. Demin meçhul olabilir demiştik. Evet. Ona işte tayin artık olabilir demiştik ama burada ben o ders çalışırken Allah alem bu lef-i mahfuzdur. Ama şey yapabiliriz yani bu. Şart değil, baktığım alete göre değişir değil mi? Üçüncü safhada ise eşya dış alemde ortaya çıkmıştır ve buna da ayan harici veya harici tayin adı verilir. Bizde şimdi bu. Bu da risalelerde lef-i mahfi ispat ve emr-i künfiyekün tezgahı ve alem-i şehadet karşılık geliyor. Hemen artık geçtim biraz. Faaliyet hakikati içinde rububiyet. Rububiyet hakikati içinde uluhiyet gözükür der Risale. Tahakkuk fiili isimlerin ortaya çıkması derler. Yani tahakkuk. Halik, itkan gibi rububiyet isimlerin ortaya çıktığı mahiyetlerin subut-u ilimleri ve ruhları vardır. Ol deniliyorsa demek ki vardır. Bir şey yoksa nasıl ol diyeceksin. Demek ki mahiyetlerin subut-u ilimleri ve ruhları vardır ki onlara ol deniliyor. Subut-u ilimlere diyor Cenab-ı Hak ol. O ruhludur ki ona ol denilebiliyor. Rububiyetlerin cem haline uluyet diyorlar onlar. Olsa o ruhludur ki ona ol denilebiliyor. He. Öyle değil mi? He. Rububiyetlerin cem haline uluyet diyorlar. Kainatın en büyük hakikati hakikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. İnsanda ise sünnet-i seniyye ittibadır. Yani hakikat-ı Muhammediye insandaki karşılığı sünnet-i seniyyedir. Allah anlaşılmaz deyip hayatın dışına atmamak lazım. Bu benim şey. İbn Arabiye'ye İslamiyet'in bir mucizesi olduğunu söylerken ustad aynı zamanda hakikat noktasında eleştiriyor. İşte biz de böyle olmamız lazım. Yani hakkını veriyor. İslamiyet'in bir mucizesidir. Doğru gördü ama gördüğü hakikat değildir. Peki ustad ne yapıyor? Doğrusunu da yanlışını söylüyor. O zaman eğer seni eleştirirlerken azmedeceksin. Takdir edilirken de şükredeceksin. Aslında İbn Arabi'nin ortaya koyduğu ekol ayrı, bir de eleştirme saadetinde de ayrı bir ekol çıkmasına vesile oluyor. Mesela bazı ekoller var, çok ilginçtir. Mevcudu eleştiriyor, hem onu tavsiye ediyor, hem de olumsuzlayarak yeni bir ekol çıkıyor. Neyle çıktı? Eleştirerek. Eleştiri bizim halk arasındaki eleştiri değil. Bak bir de söyleyeyim, aslında İbn Arabi'nin ortaya koyduğu ekol ayrı, bir de bir eleştiriciler çıktı, bir de eleştirme saadetinde ayrı bir ekol çıkmasına
vesile olmuş Muhyiddin Arabi. Sebep olmuş abi. Evet. Sedat burada mısın Sedat? Buradayım abi. Çok güzel. Az önce şey Hüseyin'in şey yapması gibi. Ne? Hakikatin çıkmasına. Sebep oldu. Yani sen mesela şey yapmadın, didilmeseydin ben de bilmeden geçişecektim. Muhyiddin el-Gafur. İmam, İmam. İbni el-Gafur. Gitti Gafur. Yok yok, öyle bir şey. Zamanımızda pek uygun değil. İbni el-Gafur. Hiç hoş olmadı. Çocuk. Eleştirenler ise doğru, doğru ne? Doğru, bir dakika. Naslara dayalı malzemeler. Eleştirenler ise doğru naslara dayalı malzemeler ortaya koymalı. Malzemeli ekol çıkmış oluyor o zaman. Zat, şunat, sıfat, esma, efal, asar, kelam derler. Bunlar tecelli. İlahi tecellinin nihai insan-ı kamil olur derler. Hep şey Allah etti tamam da ne? En son insan-ı kamil oluyormuş. Bir şey zatı olursa Allah Celle Celaluhu gibi illeti yoktur derler. Niye tecelli etti? İlleti yoktur. Çünkü Allah zatidir, illeti olmaz. Niye tecelli etti? Sana ne? İlleti yoktur. Çünkü niye? Özdür. Öze sorulmaz sıfat. Yani harici bir sebep veremezsiniz. İktizay zatmış. Mesela güneşe niye tecelli ettin? Güneş olduğum için. O cevherlere sıfat sorulamaz. Çünkü zuhurat sıfattır. Yani ben bir cevap vermişim. Harici bir sebep veremezsiniz buna. İktizay zattır. Tecelliyi İbn-i Arabi ikiye ayırıyor. A. Feyzi Akdes. B. Feyzi Mukaddes. Ne demek Feyzi Akdes? Okudum baktım. Feyzi Akdes kün emrine kadar olan süreçtir. Kün emrinden sonra Feyzi Mukaddes başlıyor. Tecelli ondandır diyor. Yani çok kulasa biliyor musun şey evet. Osman Baba? Feyzi Akdes çok kulaslarız. Muhyiddin Arabi'nin ekolünde. Hilyat'ta da akdes var. Zat-ı akdes çok geçiyor. Geçiyor. Ey zat-ı akdes. Tecelli andadır diyor. Tecelli. Sebepli tecelli vahide, vahdet mi? Vahdet olduğunu vahidiyet mi acaba? Ne demişler? Sebepli tecelli vahidiyet olduğunu, sebepsiz tecelli ise ahadiyet, ferdiyet ise ikisini barındırıyor. Ha. Vahidiyet, vahidiyet. Diyorlar ki, sebepli tecelliye vahidiyet, sebepsiz tecelliye ehadiyet, ferdiyet ise ikisini cem etmiş. Ferdiyet deyince Sedat hatırıma geliyor. Her nedir her zaman. Risale-i Nur'un lisanı geçmişin mirasıdır. Yukarıdaki ifade şeydi değil mi? Yani tasavvuftaki sebepli tecelli vahidiyet. Oradan aktarım yapıyorsun. Aktarım yapıyorum ama bize de benziyor. Biz. Aynı aynı. Aynı. Yani şunu soruyorum. Aynısını denilmiş ve aynı diyoruz. Yani böyle şey. Risale'den bir cümle yapmışım. Çalışırken o anda gelmiş eklemişim. Risale-i Nur nedir diye sordum kendime. Risale'nin bu okudun. Yani alakasız ama koymuşum buraya ne bileyim. Risale-i Nur'un lisanı geçmişin mirasıdır. Nerede durmuş? Yani okurken, yani çok garibime gitmiştir. Tamam, yürü kalk. Sıfat-ı subutiyetteki ilim, vacib-ül vücut alim olduğu için halk ve halik, halk aynıdırlar. Halk ile halk aynıdırlar. Burada halk yoktur derler. Yaratılmış yoktur. Neden? Nerede sıfat-ı subutiyede yaratılmış yoktur. Henüz isimler yok, gayriyet yoktur. Kudret ayrılmamış daha derler. İbni Arabicilere göre kün alemi emirdir. Evamir-i tekvini eşyanın bir nevi ruhlarıdır. Bu Risale'den aldım. Evamir-i tekvini eşyanın bir nevi ruhlarıdır. Altıncı hakikat Haşr Risalesi. Bizde ise kün denmiş. Esire, yani kün nereye denmiş arkadaşlar? Bizde ise kün denmiş esire.
dönmesi merkep ne merkebesi. Dur bakayım. Çabuk ne yapmışsın be Hasan? Bizde ise kün denmiş esire. Mertebesi olabilir mi? Mertebesi olabilir. He. Bak bizde ise kün denmiş esire denmesi mertebesi yok. Ha mertebesi olabilir. Denmesi mertebesi. Merte olacak kedi. Ha mertebesi. Nedir o? Levi mahve ispatmış. Şöyle, ya, ha, virgülü şöyle koyuyoruz abi. Bizde ise kün denmiş virgül. Esire dönmesi mertebesi levh-i mahf ispatta. Tamam. Oraya virgül koyun abi. Nereye koyayım? Kün denmişten sonra virgül koyarsanız rahatlıyor. Tamam. Bizde ise kün denmiş. Esire denmesi. Dönmesi mertebesi. Ha. Dönme mertebesi. Ha. Esire dönme mertebesi. Levh-i mahf ispatta. İspatta. Tamam. Onları değiştirme. Onlar o savaş meydanında yazılar. Yüklü basları yok etmeyin. Acayip o şey ya. Yani kafa şehir, acayip bir şey. Yani bu nasıl tespiti bizim de? Bak bizde ise kün var ya kün. Kün deyince esire ilk dönüşüyor. Hı hı. İlk. Nerede olmuş? Lef-i mafe ispatta kün esire dönüşüyor. İspatta ama ilimden mahluk olarak künün mertebesi ise keyfiyetsiz, mahluksuz hali ise mecul ta aşağı zama doğru in. Görüyor musun? Nasıl? Şimdi biraz bize girdim. Bir daha. Bak arkadaşlar. Kün ol dedi. Kime diyecek? Esire. Yok. Yok var olan. Var olan. Ha. Bu en büyük kün fekün nerededir biliyorsunuz? Lef-i mahfe ispatın bir şey var ya. Oradadır. Ha. Tamam. İstersen onu gösterelim. Varsa. O şey. Bir tek ise. Çekere yıkıt. İn aşağı. İn. Tamam. Bak. En büyük kün feyküm burada. Hı. Şurada lef-i mahfe ispat işte burada artık esire dönüşüyor. Ol. Buraya kadar bir sürü taayyünler var. Yani mevcuda ol demiş. Canlı ve ruhludur. Ol mevcuda denilir. Hani neye benziyor? Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kime diyecek? Ve reddetme özelliğin de olacak. Demek ki irade var. Şuraya okuyabilir miyim onu? He. Mesela bir şey, kızı ne yiyeceğiz lan? Evet. Ve inşe levse bihamdi ayet-i kerimeye isnaden şey ünvanını taşıyan her nesne hayattardır. Ve inşe levse bihamdi. Yani her şey onu tesbih ediyor ya. Bu şey tabirine girenler de hepsi bir ünvanı taşıyan her nesne hayattardır. Yani bir çeşit hayatı vardır. Binaenaleyh bir ruha mahal olan bir cisim içinde bir cemaat, belki pek çok cisim cemaatleri vardır. Bu cemaatlerin içerisinde bulunan her bir zerre ve her bir hücrenin de hassas beş kuvvesi ve duyguları vardır. Böylece şahsın malik olduğu hayat ve duygular itibariyle düşünürse Yasin suresi tamamen içerisinde yazılı Yasin kelimesini andırır. Yani o kün fe yakın hayatlar dediniz ya abi. Evet. O şey tabir olan hepsi diyor hayatlardır. Hepsi hayatlardır. Esirler. Hasan abi siz hep geri geri sayıyordunuz ya. Hani maddi her şey, aynı hayat geri geri gidiyorsunuz. Yani esirin de ötesi. Her şey onu tesbih eder. Mesela atom, evet. Enerji, kusurdan tenzih eder. Esir, buzdan başlayın mesela. Buzdan başlayın. Buz, su, tamam yok şey, ana şey, detaylı. Buz, su, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevher. Hayat burada bir tesbih eden. Tamam, cevher demek ki muhatap olduğu şey. Şimdi okuyorum abim. Ama ilimde mahluk olarak künün mertebesi ise künün mertebesi nedir? Keyfiyetsiz, mahluksuz, hali ise böyledir. Ama hal ise böyle şey tamamen sıfatısı mecul ve ta aşağıdama doğru in. Vacibul vücutta şuunat, sıfata, esma ve mecula zuhuratları tekvinle oluyor. Bak vacib-ül vücutta şunat yani vacib-ül vücuttan çık dışarıya. Evet, şunat. Şunattan sıfat. Esma ve mecula zuhuratları neyle oluyormuş bu zuhuratlar?
Tekvin oluyor. Tekvin sıfattan sonraki süreçte var. Tekvin. Şuunattan sıfata zuhuratı şimdilik bilmiyor. Yani mahiyetten şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiyeden sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiyeden sıfat-ı subutiye, ondan sonra esma. Şimdi benim bildiğim şu, sıfat-ı zatiyedeki tekvinden sıfat-ı subutiye doğru zuhurat tekvinle oluyor. Ama şuunat-ı zatiyeden sıfat-ı zatiye neyle oluyor bilmiyor. Şimdilik bilmiyor. Yani bu sıfattan esma, esmadan mecul dedim tekvin çalışıyor sıfat. Çalışıyor. Yani tekvini biz sıfata koymuştuk, zati sıfata geriye aldık. Yani ondan subuti, ondan sonra esma, artık tekvin bir şekilde esmalaşması gerekmez mi? İşte öyle oldu da böyle, ama yani o hakikatını, süreçlerin kaynağı olarak dedim yani. Mesela sıfat-ı zatiye var ya, sıfat-ı zatiyeden sıfat-ı subutiye çıkıyor. Tamam. İlime atmıyor, tekvin yapıyor demek istiyor. Ha ilimden sonra bir sürü süreçte geçiyor ama bu ona başlattığı için onlar boyamış ya. Yani. Ama şuunat-ı zatiyeden sıfat-ı zatiyeye, o zuhuratlara ne nasıl olmuş, onun ismini şimdilik bilmiyorum. Ayan-ı sabitelere kudret taluk etmediği için, ayan-ı sabitelere kudret taluk etmediği için mahluk değiller der İbn Arabi. Oysa bizde ise kudret taluk etmiş mahlukturlar, fakat mertebe daha farklı. Bir mananın yüksekliğini avama hitap etmediğini göstermez. Bir mananın yüksekliğini avama hitap etmediğini göstermez. Zira Kur'an bırakmaz. Ehas-ı havasa mahsus derken bilme noktasında değil, mazar olma, onu eyleme dönüştürme, yani hali hissi ve şuhudu oluşundandır. Bu bizden. Vahdet-il vücutçular mevcudu, varlığı reddetmiyorlar. Ne yapıyorlar o zaman? Vacibül vücuda nispet ederek vücutları yok derler. Biz vahdet-il vücutçular şöyle biliyor ha sokaktakiler. Yani veya bizim kardeşlerin bir kısmı. Mevcudu inkar ediyorlar. Hayır. Mevcudu inkar etmiyorlar. Vacibül vücuda nispet edince yokturlar. Temustaki düşünse mevcut. Hatta onu söylüyor ama diyor manayı ismiyle vardırlar. Evet, manayı harfiyle vardırlar. Yani ikisini hani şey gibi, hani Allah görünmez mahiyetinde görünmez. O değildir ondan. Yani gibi şeyine oturtmuş mevzu. Yani ikisini de aslında hani apayrı şeyler değil çok fazla. Şimdi son şeyimizi okuyalım. Ondan sonra ara vereceğiz. Nispet etme... 12 oldu saat abi. Kaç? 12 oldu. Sabaha kadar öyle var. Yılbaşı değil mi gece? Evet. Yılbaşı abi. 12 mi olmuş? Tamam. O zaman şunu bitireyim. Sorun yok abi. Devam. Tamam. Meyve var mı? Ona göre okuyayım. Kestane mi sorarsa mı? Tamam, yeter. Pişiririz kardeşim, onu kırar yeriz. Benim de bir iki parça fındığım var. Eski getiriyorsunuz. Nispet etmelerini gözden kaçırma demişim. Onlar vacibül vücuda göre yoktur. Yoksa müstakil var. Mümteni demişim. Orada ne yazmışım? Bir okuyayım, merak ettim şimdi. Karıştırmaz ortada. Hiç o zaman şey yapmayayım. Yok, okuyun. Okuyun. Olsun canım. Ama bu esas değildir ha, zıtsa. Tamam canım. Çünkü beraber çalıştık, bu tekti. Oo, Yusuf'um hoş geldin. Olması mümkün olmayan, Cenab-ı Hakk'ın zatında muhal olan şeriki olması zatında maldır. İmkansız olanlardır. Buna mümteni denir. Mutlak adem mümtenidir, yoktur. Evet, tamam. Bunda bir sorun yok. Melekleri nurdan, şeytanları ateşten, insanları topraktan, yokluğu düşünebilmen için düşünen bir aklın olmaması lazım demişim o zaman. Onun için yoku düşünemezsin. Bununla meşgul olmak abesle iştigaldir, ağırla meşgul oluyorsan ahmaksın. Mutlak yokluk olsaydı sen olmazdın, olsaydı kelimesini de kullanamazdın. Önü arkası olmayan,
mutlak yokluğu kendime göre bir şey yaptım. Önü arkası olmayan, mutlak yokluğun, yani arkadaşlar bu güzel bir tanım oldu. Mutlak yokluk, ademi mutlak yoktur, niçin önü arkası yoktur? Osman bunu şey yapabilirsin abi. Nasıl? Önü arkası olmayan, mutlak yokluk niçin yok? Çünkü önü arkası yok. Neyse. Mutlak yokluğun ya, olabilmesi için hiçbir varlık, haşa, hatta ilmi ezelin de olmaması lazım. Şimdi mümteni tekvinin dışında mı oluyor abi? Şimdi şey yapalım. İmaj diye bir felsefede bir şey vardı, gördüm. Somut varlıklarda deniliyor. Armut deyince kendisi hatırımıza geliyor. Gelir, yoksa dört harfli yazılışı hatırımıza gelmiyor. Bu imaj. İmge abi. İmge ise, imgeyi de söylüyor, soyut varlıklarla zihne düşen gölgedir. İmaj nereden aklınıza geldi? Orada bunu tercüme eden var ya, Muhyiddin Arabi Nüfusu'nun. Kendisi bir şey anlatırken haşiye düşmüş, hoşuma gitti, koydum. Benimle hiç alakası yok bu şey. Ondan sonra burada duruyor sevgili arkadaşlar. Kuşun kalemi verirseniz. Şimdi ara veriyoruz. Bu yılbaşı gecesi olduğu için. Evet. Hasreten Abdülkadir. İnşallah. Bir yarım saat sonra inşallah 4-5 saat daha devam edeceğiz. Bu niye ya? Biz kantin gecesi bu kadar durmuyoruz. Devam ederiz Allah'ın ismini. Arkadaşlar belki gülüyorsunuz ama size söyleyeyim yani. Şu anda ifrat mertebesinin üstünde bir şey var yani, bir tazikat var yani. Harammış değil mi? Tabii. Yani bir şeylerin yapılması burada lazım. Burada mücadele vermemiz lazım. Mücadele yapmamak lazım. Tabii, yani. Hakikaten önemli. Buradaki oluşturucu bu adına da karşı. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Tamam, El-Fatiha. Dörda. Allah'ın... Allah öyle bir Allah'tır ki burası kan. İşte. Şimdi... çok tuhaftır. Ona isyan edilirken birilerine de Allah kendisiyle meşgul etmek ilmi başka bir şey. Vücutla meşgul oluyoruz ya. Çok tuhaf yani. En ince mevzu ya. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Evet. Yani mesela Risale-i Nur'da işte yer yer kıyas ediyoruz, bu diyoruz. Ondan sonra vahdet-i vücutlar, vahdet-i şuurçular, bir de şu madum, mevcut, mümkün, mümteni. Yani bunlarla meşgul ettirilmesi çok tuhaf bu gece. Hasan abi diyordu ya, Adem ve vücut iki menzili gibi. Evet. Büyük bir kısım Adem'le uğraşıyor şu an. Bir kısım da vücutla uğraşıyor. Bir de evet, iki menzili, iki menzili gibi, doğru. Aynı. Fakat iki menzil var. Osman'ın bir de kaliteye bakıyor, tamam mı? Kemiyet onlar fazla, kemiyet M. Keyfiyet F. Bu azdır, azız ama çok dünyada şu anda bir nur talebeleri, diğer Müslüman cemaatler, Müslümanlar da çalışıyor ama şer fazla. Beşte birdir, hayır. Beşte dört bozuk. Diyor ya, beşte bir iman etti, beşte bir iman etmedi. Şimdi ama teraziye bu galip ki dünya kıyamet kopmuyor. Eğer bunlar da kalksa, yani şu ne iş yapıyoruz, yani veya vesile oluyoruz, veya bizi vesile ediyor Allah, en doğrusu. Bu kendisiyle meşgul edip acayip bir şey ya. Zatını tanımadığına meşgul. Mesela Hizli Tren'de Polat'ta giderken yazmışız bazıları. Efendim Sedat'ım abi. Zatını tanımakla meşgul. Ya sıfat esma da değil ha. Şimdi ne yapıyorsun sen ya? Yani bir vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, Risale-i Nur, bir de şey. Yani şimdi böylelikle inşallah Risale-i Nur'a başlamadan önce vücudu okudum. Murat Dursun kardeş, vacibi. Vücut değil de vacibi yaptı, çok güzel yaptı. Yani o benden şöyle çok üstün şey yapıyor. Biz çok herhalde dağıtıyoruz, o 45 dakikada kılı yerden çekip çıkarıyor. Diyor ilk önce frist yapıyor, soruları soruyor. Allah'a göre, kainata göre, insana göre böyle darin amin bitiriyor. Evet. Anladın mı? Evet. Size uğraşın deyip çekip gitti. Vallahi çekip gitti hakikaten. Evet, evet. Bize de bırak hadi git dedi. Bir deli kuyuya atıyor taşı, ondan sonra bir sürü akıllı uğraşıyor. Öyle değil. Kendimi akıllı yaptım ya. Serbest bölgeyle alakalı bir soru soracağım da, böyle bir ara bir şey söz duymuştum. Bu ne kadar
şey hakikati. Evet. Hayaline hakim olan kainata hakim olur diye. Evet, çok doğru. Hatta hayaline hakim olan dinine hakim olur. Öyle de var. Bizim cümle muydu? Şener abi diyordu bunu da 15-20 yıl önce dedim, ne demek istiyor? Hayaline hakim olan kainata hakim olur. Biliyor mesela bu bizim eski kasetim 30'u Rüştü abiyle çatıştığımız konudur. İnsanı aktif eden nedir diye çalışın dedi. Burada takdim edeceğiz daha. Hiç unutmuyorum. Aylarca çalıştık. Çıkan sonuç insanı aktif eden hayalidir ben demiştim. O dedi ki hayır. Ona öyle gitti ahirete. Çok yaptığı fikir, o meraktır dedi. Ben dedim ki hayaline hakim olan dinine hakim olur. Tamam dedi. Merakına göre hayalin çalışıyor. Ben dedim ki hayır abi, hayalime göre merakla çalışıyor. Anlasın, merak ne istir? Yani çok acayip. Şimdi serbest bölge var ya, tahayyül ve tasavvur her şeyin zemini, merakın da zemini. Şimdi tabii eksik olmuş benim dediğim o serbest dirile var ya. Allah dünyada müştabi de vardı herhalde orada. Evliyada ustadla beraber o serbest bölge işi yapan ustad ama müştabiyle beraber müştabi getirmişti rüyada dershaneye. İnanın bana serbest bölgeyi o rüyada ustad burası serbest bölgedir. Sonra biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani serbesti daha iki haftadan beri konuşuyorum. Serbest 278 sözlerde var diye. Yeni gördüm. Burası, bu serbesti bir derece ihtiyar bir yerinde dinlemez, girmez. Serbest. Bölgeyi biz ustad ekledim, ben ekledim diye. Ama serbest risalede geçiyor. Burası serbest. Bunlar serbesttir diyor. Ha demek ki kısacası tahayyül ve tasavvuruna hakim olan dinine, kainatına, her şeyine hakim olur. En kesif encami olduğu için insanlığın zeminidir. Buraya hakim olmanın yolu hakim olmaya çalışmamaktır. Dizginini eline almak için yılbaşı şu gecesi gibi terk, makasla keseceksin şeyi, bağlantıyı keseceksin. Yani şuraya iki tane kaynaktan atıyor. Şeytan, kâfir cinlerle, reva kabisi, mevadi şerirler. Bunlar Adem'e çalışıyor. Melek, Müslüman cinler, erva aliye, mevadi aliyeler, bunlar da vücuda çalışıyor. O Seyit Ahmet mesaj atmış abi, Dima. Diyor ki o serbest bölgeye sağdan gelenler var diyor. Oraya diyor hani sizin dediğiniz şey vardı. Doğru kişiler, doğru yer, doğru zaman, doğru işler. Harika ya, onu yazalım ya. Bana bak, şuraya yazalım. Bunu yazalım ben. Bu demiştik burada bir de ama kaydetmemiştik. Bunu demedik abi. Biz de demiştik derste. İnsan suretindeki divasındaki şeytanlar ve melek suretindeki insanlar diye yazmıştık. Yani insanlar da buraya yapıyor demiştik. O biraz daha açmış. Hani sizin dediğiniz vardı ya. Hani doğru olabilir. Anladım. Sizin şeyiniz. Dört tane şeyin lazım. Yani doğru yerde, doğru kişide, doğru zamanda. Doğru bir şey olabilmesi için. Mesela evet. Yazalım bir şey de lazım olur. Burası böyle tahayyül. Bu arada yatmak isteyen tabi lira. Tasavvur. Yatıyoruz zaten burada. Kafur. Aslanım benim. Nasıl yatıyorsun ya? Seni azan yatırır mı ya? Hiç hayatta. Mutlaka soru sorarım. Değil mi kafur dediğim zaman dilin de kaçar çok. Aynen. Hemen bunu yazacağım çünkü tamam. Çok önemli. Bulundurmaz, zaman geçermişler. Soba mı yandı ya? Yoksa birileri mi bize yaktı? Fabrisi yakıyor bize biliyor musun? Birisi Erdin çorbası mı? Erdin çorbası. Isındın da onun için deriz. Vay be Erdin. Yani ne bileyim ya, aferin size. Burada mı? Bence Erdin çarpmış. Bakanlığı nerede? Ha? Nerede açıyorsunuz? Kulak. Boğazın ağzına yürümüş düşürür. Şu senin kendini ıştırabilirsin. Burada lazım. Şey olabilir mi? Sağ taraftan günahşar, kötü hasletlerin yağmasıyla
siz bensiniz. Sol taraftan varlık alemler güzel, hamdgar, ona göre ortadan kemanat Allah-u Ekber'in çıkması. Subhanallah, sağ Adem alemleri. Artık çoğalt da çoğalt şey. Subhanallah, evet Adem alemleri. Doğru. Varlık alemleri, hamdgar. Şurası. Buraya zor sorumlu. Yok, melekler. Yazayım. Şurada var ya abi, şurada. Evet. Sonra eklenecekleri yazın abi. Ekleyeyim. Yenilerini yazın. Ha, yenileri yazıyor. Eskiler burada. Yani bu dört tanesi. Onlar orada zaten şu an var, ilave yapacağız onları. Yenileri yazın. Hani tamam. Olmayanları. Ben onu görmedim. Bir. Ne demiş şey Osman? Yani doğru kişilerle. Ha, aksın o cümleniz var yani. Doğru yer, şey doğru yerde doğru kişi olur dediği var ya mesela. Çünkü mekanın bile etkisi var. Yani senin doğru yani zaman mesela var. Gittim gece zaman, şimdi şu an bir yerde olursa ne olur sana? İşte şey söyledi ya. Doğru. Yasin'in dersinde konuştuk ya. Zaman mekanın etkisini. Tamam libas mı diyeceğiz? Doğru. İnsanlarla doğru işler bak doğru kişilerle doğru yani. Ha doğru insanı çizeceğiz. Yanoştu. O sana bir vardı ya bak yanoştu. Neydi? Kemoştu mu boştu bir şey. Neydi unuttum gitti. Lan WhatsApp'ta yazmıştım. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. İyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Doğru yapmalı işte. Bu. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Ne Arapçadır, ne İbranicedir, ne Rumcadır, ne Türkçedir, ne Lazcadır, ne Kürtçedir. Biraz yok kalkmış. Değil mi? Davudi deniliyor. Doğru. Madum. Yapmamışım <Madum. gülüyor> siz de antikasınız ha. Bak, doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yaparsak o şey doğrudur. Burada ne vardı? Kafir, şeytan, kafir dinle, ervah habiseler, bu değişecek. Mevadi habiseler. Şurası değişecek, Osman değişecek, bunu değiştirecek. Burası ise melekler, Müslüman cinler, erva aliyeler, mevadi aliyeler. Dört tane. Bu vücuda çalışıyor. Netice vücut. Bunları da böyle çentik yapacak. Netice adem. Ne olacak dediniz nefse emmariye mi dediniz? Nefse emmariyenin yerine mevadi şerili. Yani yanlış bidat fiiller, bidat itikatlar. Bu yani bidat itikatlar, bidat filmler, bidat müzikler. Bu da fiile dönüşmüş hali. O zaman doğru yerde, şu doğru zamanda, doğru yerde. Doğru zamanda yanlış yerde doğrularla ama yanlış yerde sen. Ha doğru yerde. Evet. O için çık. Ben de diyorum yanlış diye oraya. Yanlış yerde yanlış zamanda yanlış iş yapıyorlarla. Oradakiler tam karşısı ya. Yapacağız ya. Yanlış kişi. Doğru yerde. Doğru kişilerle doğru zamanda doğru iş yapmak. Nasıl yapacağız bunu? Bu yok. Artık kısaca su. Doğru kişilerle, hani şu. Doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yaparsan o şey doğrudur. Hasan abi bir şey söylemiştiniz ya. Eksik olur yoksa. Şuraya çarpı işareti koyarak terk. Yani şu. Şuraya hakim olmak için burayı makasla kesiyorsun. Bir şey yapmıyorsun, terk. Tamam. Bizim yaptığımız gibi. Oraya çarpı koyduktan sonra diğer taraftaki vaziyet de bu olmalı yani diyorsunuz. Yani burada şey kaçınmayalım ama şimdi ana fikrimiz neydi? Bizim tayin tasavvurumuza müdahale eden şeyler neler bunlar? Bize müdahale ediyorlar. İstesek de istemesek de. Bu evet. Sana rağmen burası bu dolduruyor. Yani bunlar şunlar onu temsil ediyor. Tamam. Bizim şeyde de yani buraya yazacağımız her şey
bizim tayyip tasavvufumuzda serbest bölgemize müdahale eden, yani bizim ihtiyarımızın da dışında olan, tamam, müdahale hakkı olan şeyler. Peki, onun için peki, doğru kişi, benim niye yanımdaki arkadaşını söyle, yani seni tesir ediyor, tamam, mekan ediyor. İç mekana da git, kötü bir mekana. Tamam. Peki i̇şte onlar, o zaman hepsini birleştirelim abi. Sirayet yazalım oraya. Dörceye birden sirayet diyelim. Ne? Sirayet. Ama burada sirayet... İçin sirayet değil, atıyor. Sirayetin kimler tarafından yapıldığını yazdık ya biz burada. Evet. Yani sirayeti kim yapıyor? Şeyde, Erbaa Aliye de veya Melek de belki sirayet şeklinde sana şey yapıyor. Olamaz mı? Tamam, yani, tamam, iki tarafta da var zaten. Değil. Yani iki tarafı da var. Aslında melekler diyor, şeytanlar. Kimleri peki bana bir tanesi dedi ki, nesi? Ya dedi, ya orada nasıl sirayet? Ya ne diyorsun, işaret icaz okumadın mı? Meleklerin itirazı olmuş. Şüpheli soruları olmuş. Orada ne diyor? Meleklerin bu itirazı diyor, Allah'a soru soruyorlar. Kan dökecektir mi yaratacaksın? Orada ne diyor biliyor musun? Şeytandaki o halin meleklere sirayet etmiş olmalı ki melekler Allah'a bu soruyu soruyor. Evet. Hatırladın mı? Evet. Ya şeytan meleğe sirayet etmiş de bana desin sirayet etmeyecek. Abi işte menfi ve müsait desek. Tamam işte abi, tamam. Abi bak, sirayet bu başka bir şey. Yöntemi. Biz burada yapan şeyleri, yani müdahale eden özneleri, şeyleri yapıyoruz. Bunları, yani bunları doğru bu evli dişi nasıl yapacak? Hasan abi, o çarpının adını, o çarpının adını nasıl devlet iş yapacaksın biliyor musun burayı? Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru kişilerde doğru iş yaparsan burayı kesiyorsun. Tamam. O çarpının adıdır Hasan abi bu işte. Ha, çarpının adı. Adı bu. Ha, ha, şöyle diyelim. Şu çarpı var ya, çarpının adı şu dört tanedir. Terpler dedik. Ama buradaki terp yanlış kişiler, yanlış yer, yanlış zaman, yanlış o da o da bir noktada doğru da şimdi bizim birinci yapmamız gereken şimdi bir serbest bölgeye dedik ya burası serbesttir. Niye serbest? Çünkü müdahale ediliyor buraya dedik tamam, ya. Şimdi tamam, müdahale edenleri bulmaya çalışıyor. Tamam, mekan müdahale etmiyor mu? Ediyor işte. Kişi tamam, müdahale etmiyor tamam, mu? Ediyor. Tamam, yazacağız işte onları. Yani onların çözümünü konuşmak yeri çok fazla değil orada. Yani müdahale etme hakkı olan şey kim? Mekan edebiliyormuş insan. Ya doğru kişi müdahale edebiliyormuş, yanlış kişi de müdahale edebiliyormuş. Tamam. Edenleri yazacağız ya. Onun için oradaki çarpıya onu yazmak doğru olmaz. Yani nasıl buradan çıkarız? Doğru yerde, doğru zamanda, doğru mekanlarla olursun. O da doğru ama konu o değil çok. Peki ben anlamadım. Müdahale neye yazacağız bunu? Bu melek cinlerin altına devam edecek bu listelerin altına. Bu tarafta da yanlış şeylerin yazacağı. Ha, ters evet, diyeceğiz. Yani doğru kişileri değil, yanlış kişileri, yanlış zamanda, yanlış zamanda yanlış iş yapmak. Yanlış mekan, yanlış zaman, yanlış işler mesela dev olmak, yanlış işi bilemiyorum ama yani şey yapar. Yani bizim tarih tasavvurumuza tesir eder. Bizim ihtiyarımızın dışında şey yapar. Diyoruz. Yani aynısının şerini buraya yaz. Çarpı olmaz da doğru söyledim. Buraya yanlış zamanda, yanlış kişilerle, yanlış zamanda yanlış iş yapmak, doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru yerde doğru iş yapmak. Abi ben yine sırayı... Şey ek olur diyor. Hasan abi sizin bir yapınız var ya. Sen artık peki, yazdan yaz. Şimdi böyle olduk biraz. Ne zaman? Burası buraya mahkum olur mu abi? Bu iradenin eline diyor da, ey insan senin elinde gayet zayıf fakat seyyatta ve tahribatta eli gayet uzun, hasanatta eli gayet kısa cüz-i ihtiyarın namında bir iraden var. O iradenin bileğine duayı ver ki silsile hasanatın bir meyvesiyle cennete yetişsin ve bir çiçeğe masfati meleğe uzansın. Diğerine istiğfarı ver ki onun eli seyyattan kısalsın ve o şecere-i mefene bir meyvesi olan zakkum-u cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi İstiğfar ve tövbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. Evet. O zaman işini bitiriyorsun. Dua ve tevekkül o zaman serbest bölgenin bu müsbet tarafına. İstiğfar ve tövbe de diğer sol tarafın şeyini kesiyor. Evet, doğru. Bak bir de söyle burayı. İstifa ve tövbe. İstifa ve tövbe. Orayı da dua ve tövbe. Harika. O ne benim? Nasıl çekti? Benim kötü enerji.
Çünkü oluştu. O teklerin mehazı aslında. Teklerin? Tekler diyordunuz ya. Mehazı şeridinin sahibi işte. İstihbar ve tövbe. Yani sarık şeyi, kuşuna kimliği başı tekler. Tövbe ve ne diyor? Tövbe ve istihbar. İstiğfar mı? Terk ediyorsun. Tövbeyle terk ediyorsun aslında. Terk olur. 13. namada iştahı da diyor. Hazar abi galiba. Abi de dava bu. Evet. Enel. Abi ne oldu? Cenab-ı Hak söyledi. İkinci de ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tı mâ sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarıdan müdahale